Mutlu akşamlar, spor gündemine hoş geldiniz sevgili izleyiciler. Spor Toto Süper Lig'de haftanın maçları az önce tamamlanan Gençlerbirliği Galatasaray karşılaşmasıyla tamamlandı. Konya Gençlerbirliği'nin kaybetmesini bekliyordu. Beraberlik bile aslında Gençlerbirliği'nin alacağı bir puanı bile istemezken son dakika 90+2'de Gençlerbirliği gol buldu ve puan sıralaması yeniden şekillendi. Atiker Konyaspor bu hafta kendi sahasında Sivasspor'la karşılaştı. Sezonun en farklı galibiyetini elde etti Konyaspor. 5-0'lık net skor Atiker Konyaspor'da camiada mutluluğa sebep oldu. Kalan haftalar için yeni bir umut tazelendi. Ligde kalma adına Konyaspor'un iç sahada aldığı 5-0'lık Sivasspor galibiyeti yeşil beyazlı camiada kenetlenmenin bir göstergesi olarak ortaya çıktı ve gelecek haftalar için umut oldu. Karşılaşma ile ilgili detaylı yorumlarımız olacak. Maç sonrası açıklamalar var. Hem teknik adamlar hem futbolcular özel röportajlar. Maç sonunda yapılan açıklamaları ekranlara getireceğiz program içerisinde. Yavru Kartal'da galibiyet serisi devam etti. Silivri Spor'da oynanan maç 4-2 sona erdi. Anadolu Selçuk Spor 4-2 kazandı. Maçta tam 4 penaltı atışı kullanıldı. 4 kez penaltı noktasını gösterdi maçın hakemi. Bu ilginç maçın özet görüntüleri de yayınımız içerisinde sizlerle olacak. Konyaspor'u kalan haftaları önümüzdeki hafta oynanacak Antalya Spor Konyaspor maçını konuşmaya çalışacağız. Konyaspor'un ligde kalma şansı ne? Bunu değerlendirmeye çalışacağız. Her hafta olduğu gibi sevgili Mustafa Durmuş yine birlikteyiz. Maçın atmosferini orada yaşananları birlikte değerlendireceğiz sevgili Mustafa ile. Recep Kara bizlerle birlikte konspor.com yazarı Recep Kara hoş geldin. Hoş bulduk, hayırlı yayınlar. Ve Oktay Demiray eski Süper Lig hakemlerimizden sevgili hocamız yorumlarıyla eşlik ediyor bize. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi akşamlar. İyi yayınlanır. Recep Bey'e de hoş geldin diliyorum. Teşekkür ederiz. Evet, Oktay Hocam siz de başlayalım isterseniz. 5-0'lık net bir skor. Konyaspor'un aldığı galibiyet. Geçtiğimiz hafta Osmanlıspor deplasmanında oynanan futbol aslında gelecek adına çok ümit vermese de alınan bir puan ümitleri biraz tazelemişti. Bir puanın getirdiği ümitle Konyaspor bu hafta belki de o 3 takım arasında bitirmeyecekti haftayı. Gençlerbirliği sürpriz galibiyeti bozdu. Evet bu beklentiyi ama Konyaspor'da alınan 5-0'lık galibiyet, tribünlerin, taraftarların muhteşem katkısı, futbolcuların coşkusu, oynayan oynamayan tüm oyuncuların oyuna katılımı ve özellikle Eto'nun sahada hem savunmada hem hücumda oynayıp takıma katkı verip 2 de gol atması haftanın olayıydı herhalde. Evet, öncelikle yani bizim şemada, tabloda beklediğimiz bir galibiyetti. Olması gereken bir galibiyetti. Ama bu galibiyeti güzel futbol, arzu edilen mücadele, şehrin kenetlenmesi, oyuncuların birlik beraberlik ve yönetimle ilgili birlik beraberlik içinde olması ve çok net bir skorla 3 puanın alınması daha da bir keyif verdi. Keşke az önceki maç en kötü şartlarda berabere bitseydi, son 3'ten en azından kurtulmuş olsaydık diyecektim. Ha, kaybedilmiş bir şey yok. Yani kayıpsız geçtik diyebilirim. Öyle görünüyor ki bu mücadelede, bu takımların mücadelesi son haftaya kadar da devam edecek. Bundan kopulmayacak. Evet, Eto geçen hafta son dakikalarda oyuna girdi. Hatta biz bunun eleştirisini de yaptık kendi içimizde. Niye oldu, evet. Niye böyle bir şey düşünüldü diye. Ama bu haftada sahada hakikaten takımına gerçek bir kaptanlık, kaptan gibi diyelim ya da en azından benimsemiş bir Eto vardı. Ve farklı olarak, geçen haftadan çok farklı olarak Ömer Ali bu hafta sağ kanatta yerinde oynadı. 4-1-4-1 gibi sanki dizildi Konyaspor. Bence Mehdi de çok iyi bir, kendi o arzu ettiği yerde oynadı ki bunu da golle süsledi. Hatasız, eksiksiz tam bir Konyaspor vardı. Hep Mustafa Bey'in dediği gibi mücadele eden, 1. dakikasından 90. dakikasına kadar golü arayan, galibiyeti benimsemiş, şartlanmış ve bunun meyvesini 5-0'lık gibi güzel bir skorla elde etmiş bir Konyaspor oldu. Umarım bu skor ve oynanan oyun önümüzdeki hafta ve haftalara da yansır diye düşünüyorum. Ama ne olursa olsun ayaklarımız yere basmalı. Tabii bu 5-0'lık galibiyet
hiçbir şeyin başlangıcı ya da sonu değil. Sonu değil. Ayaklarımız alınması gereken bir galibiyet. Galibiyetti. Ha, oynanan futbol, alınan galibiyet güzel. Ama ne olursa olsun ayaklarımız yere basmalı. Çünkü önümüzde bence gidişatı etkileyecek çok önemli iki tane maç var. Hatta bir üçüncü maçı da ilave edebilirsem, yani biz eğer hafta hafta gidiyoruz, onu ayrı bir mesele de. Ama ligi, özellikle bu sıralamayı belli edecek ve gelecek haftalardaki bu sıralamadaki karmaşıklığı da ortaya çıkaracak önemli, çok önemli iki tane maç var. Detaylandıracağız, hepsini konuşalım. Recep Kara, evet. Tabii alınan galibiyet kadar oynanan futbol, ortaya konan mücadele, takımın kazanma hırsı, istemesi, azmi, lige tutunma anlamında çok şey verdi bu hafta bize. Ümit ederiz ki ilerleyen haftalarda aynı hırs, ümit ve istekle sahada olurlar. Evet, hocamın da, Oktay hocamın da söylediği gibi tabii biz artık bu sezon öyle bir ızdıraplı sezon yaşıyoruz ki, yani şu an mesela biraz önce biten maçta bile, yani 100 kişinin yüzüne de sorsanız, yani hepsi Galatasaray'ın kesinlikle galip geleceğini, Gençlerbirliği'nin yeneceğini ifade eder, söyler. Biz de aynı şekilde söyledik. Dediğim gibi ızdıraplı bir sezon geçiriyoruz. Bu hafta takımımız bu ızdıraplı sezona bir nebze olsun biraz su serpti yüreğimize. 5-0'lık net bir galibiyet aldı Sivasspor'a karşı. Takımımızda ben şunu gördüm bu maçta, Selahattin özellikle. Hakikaten takım olmuşuz artık biz. İnan yani ikinci golde Mehdi'nin attığı golden sonra Serkan Kırıltılı'nın bile gol bölgesine kadar koşup o sevince ortak olması, o yumağa katılması, tekrar kalesine dönmesi bu takım adına çok güzel bir şey. Biz güzel bir takım olduk. Tabii biz hiçbir maça güvenmiyoruz. Şu yener, bu yenilir demiyoruz ama bu sezon Mustafa abiyle de zaman zaman konuşuruz. İnan yani hocam, yani Konyaspor'un menfaatleri doğrultusunda tutmadığımız takım kalmadı. Yani bugün yani Galatasaray'ı bile yani cani yürekten tuttuk, yani yense diye dua ettik yani. Ama olmadı mı? Olmuyor. Biz kendi dediğin gibi hocam ayağımızı yere sağlam basacağız. Kendi göbeğimizin bağını kendimiz keseceğiz. Biz kalan 6 tane maçımız var. 4'ü deplasmanda, 2 tanesi evimizde. Bu maçlardan ben Sergen Hoca ile birlikte bu maçlardan ben sezon sonunda 41 puanla ligde kalacağımızın daha önce de hesabını yaptım. Bu haftaki Selahattin de biliyor. En son yazdığım Konspor'daki yazımda da bu takımın kesinlikle düşmeyeceğini, bu ligde kalacağını, bu ligde var olacağını, bu takım düşerse bu şehir düşer. Allah'ın izniyle Sergen Hoca hamlesini, yönetimin yanlışları, sezon başından beri ki yanlışları, Mehmet Özdilek geldiği gün eğer Sergen Yalçın gelmiş olsaydı biz bugün bunların hiçbirini konuşmuyor olacaktık. Buna adım gibi eminim yani. Çünkü bizim takıma yani Sergen Hoca şöyledir, böyledir, şu takımda, bu takımda sezonu tamamlayamamış olabilir ama bize lazım olan hoca Sergen Hoca'ydı. Ben bunu yöneticilerle de birkaç tanesiyle konuştum. En canlı şahidi de istifa eden çok sevdiğim abim Ali Kaya. Ankara'ya giderlerken dahi aradım, telefonda söyledim. Ali abi, Mehmet Özdilek bize olmaz dedim. Olmaz dedim. Ne yapacağız? Ömer Oviç'e gittik. Aykut Hoca, Aziz Yıldırım salmıyorlar dedi. Abi salmıyorlarsa Sergen Hoca var. Sergen Hoca'yı getirelim dedim. Sergen Hoca yönetimin gündeminde yok dedi. Orada kestirdi, attı. O saatten sonra da yapacak bir şey yok. Dediğimiz gibi kendi göbeğimizin bağını kendimiz keseceğiz. Allah'ın izniyle Gençlerbirliği kazanmış olabilir. Haftaya gider, Kayseri'ye kaybeder. Diğer takımlar. Düşen iki takım belli. Karabük'ten sonra bana göre ikinci takım Osmanlı kesinlikle düştü. Biz inşallah üçüncü takım olmayacağız. 15. bitireceğiz bu ligi ama bu ligde var olacağız. Bundan sonraki önümüzdeki maçlara da Sivas Spor maçındaki gibi azimli bir şekilde oynayacağız, kazanacağız. Sezon sonunda da inşallah biz bu ligde devam edeceğiz Sırat'ın. Recep'in söylediği gibi sevgili Mustafa, az önce tabii maçı Galatasaray'ın son dakikada da olsa gol atıp Gençlerbirliği yenmesini bekledik. Çünkü bu bizim de işimize geliyordu bir yerde. Ama bu maçın sonunda yine gördük ki kimseden medet umacak durumumuz yok. Konyaspor kendi işini kendisi görmeli. Kalan maçları kazanarak, ki fikstüre baktığımızda kazanamayacağı bir maç da yok.
Fenerbahçe maçına kadar alacağı galibiyetlerle de zaten ligde kalmayı matematiksel olarak da garantileyebilir. Bunu yapabilecek bir güce sahip olduğunu bu hafta oynadığı futbolla gösterdi çünkü. Doğru söylüyorsun. Recep Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tayyip Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür Öncelikle benim buradan taraftarlara ricam. Yaklaşık sıcağına 10 dakika önce sona eren Gençler Birliği Galatasaray mücadelesi ister istemez tabii ki rakiplerimiz olduğu için Konyaspor'u da direkt olarak yakından ilgilendireceği için oradan gelecek sonuçlar. Mutlaka üzmüştür, moralleri bozmuştur ama asla bu hafta Konyaspor'un ortaya koyduğu mücadele, kazanma arzusu, isteği, alınan farklı galibiyet, yerine gelen özgüven, taraftarın coşkusu bunların hiçbirini gölgeleyemez, kenarda bırakamaz. Selahattin senin de belirttiğin gibi haftalardır biz yineliyoruz, söylüyoruz. Bu saatten sonra Konyaspor bu kadrosuyla, bu yapısıyla, bu düşüncesiyle, bu teknik taktik anlayışla, bu azimle ve arzuyla Sivas maçındaki o performansını ve arzusunu bize yansıtacağından kuşkumuz yok. O nedenle kalan baktığımızda 6 mücadelede hepsini kazanabilecek güce sahip, belki son hafta şampiyonluğun durumuna göre şampiyon olacak takım eğer bir hafta önce belli olur da Fenerbahçe bu yarıştan koparsa onlar da demoralize olacaklar. Hatta oradan bile galibiyet gelebileceğini düşünüyorum. Çünkü bunu takım bize daha önceki dönemlerde oynadığımız iç sahadaki Trabzonspor, Başakşehir, Beşiktaş mücadeleleri ve birçok karşılaşmada bunu gösterdi. Zaman zaman gitgeller yaşandı belki ama gerçekten yeni transferlerle beraber onların da direkt olarak takıma pozitif katkısıyla biz bu işi kendimiz başaracağız. Yani kimseden medet ummadan, kimseden bir şey beklemeden hiçbir takım mutlaka Konyaspor'un işine yarayacak, skorlar çıkacak. Çünkü birbirleriyle oynayacakları maçlarda mutlaka 3 ihtimalli skor çıkacağı için ortaya. İşte bir Gençler Birliği Antalya maçı var Ankara'da. Buna benzer birçok karşılaşma var. Düşme potasında birçok takımı yakından ilgilendiren maçlar var. Bu skorlar mutlaka bize yarayacaktır ama öncelikle sizin ne yaptığınız, ortaya ne koyduğunuz önemli. Bu hafta itibariyle ligin kırılma maçıydı bana göre. Olmazsa olmaz bir maçtı. Bir beraberlik bile her şeyi bir anlamda gerçekten bitirebilirdi. Ve sevindiren tarafı Sivasspor maçında hem teknik heyetin hem yönetimin hem oyuncuların bu maçın ne kadar önemli olduğunun farkına vararak bu sorumlulukta mücadele etmiş olmaları, her şeylerini ortaya koymuş olmaları, şehrin hassasiyetini, taraftarın üzüntüsünü, onların beklentisini karşılamış olmaları. Çünkü 1-0 ile 5-0 arasında 3 puandan fazla puan yazmıyorlar hanenize ama hem averaj anlamında işte bakınız şu dakikaya kadar Gençler Birliği maçına kadar düşme potasının üstünde olan bir Konyaspor vardı. Çünkü attığı gollerden dolayı böyle bir katkısı olacaktı. Gençler Birliği kazandı, kazanmış olabilir, futbolun içinde bunlar var. Ama asla yüzümüzü ekşitmeden, asla karamsarlığa kapılmadan yine 3 puanlı sistemde her hafta her şey değişiyor. Ancak bir kez daha söylüyorum, Sivas maçındaki mücadeleyi kalan 6 haftada ben oyuncuların sahaya yansıtacağını düşünüyorum. Bundan şüphem kuşkum yok. Gönlüm bunu istiyor. Çünkü olması gereken de bu aslında. Doğrusunu söylemek gerekirse. Maçın başında Sivas karşılaşmasında Kayseri maçında olduğu gibi hocam kontrollü bir oyunla başladı Konyaspor. Yani vatan millet Sakarya rakibinin üzerine gitmedi. Önce savunma güvenliğini ön planda tutarak kontrollü oynayarak başladı ve bunun meyvesini de gördü. Biraz gol dakikası gecikti. Belki tribünde izleyenler stres yaşadılar ama gerçekten kilidi çözen adam yine tecrübesiyle Eto oldu. Attığı şutla beraber. Çok pozisyona girdi Konyaspor. Attığı 5 golün dışında da kaçırdığı çok net fırsatlar var. Notlarımızın arasına aldığımız. Tabii ki maçın kırılma anlarından ikisi de Sivasspor takımının hem kullandığı serbest atışta Serkan'ın müthiş bir refleksle ve müthiş bir dikkat içerisinde çömelerek, eğilerek orada o çıkmayacak topu bana göre çıkartması serbest atışta direğin dibinden ve ardından Aruna Kone'nin kafa vuruşunu çok sert vurdu çünkü Kone. Onu müthiş bir refleksle yine kornere çelmesi Konyaspor'u maçın içinde tuttu. Gelen golle de beraber o üzerindeki takımın baskı, stres,
bitti. İkinci yarının başıyla beraber de Mehdi'nin o füzesiyle takım daha çok ritmini yakaladı, kendine geldi ve tabii ki rakibin 10 kişi kalması, yaklaşık 30 dakika 10 kişi oynaması Konyaspor'un işini daha da kolaylaştırdı. Ve harika goller atıldı, birbirinden müthiş goller atıldı. Bu galibiyet özgüvenle beraber 3 puanın yanı sıra gerçekten bundan sonrası için, çünkü az önce de söyledim, olmazsa olmaz bir maçtı. Yani bir anlamı kalmayacaktı kalan 6 maça çıkmanın. Ki şöyle düşünün, eğer siz Sivasspor'u mağlup etmemiş olsaydınız, işte bu akşam Gençlerbirliği Galatasaray maçındaki çıkan skorla beraber tamamen her şey bitmiş olacaktı. Ya bunu şuraya da bağlayabiliriz. Yani belki dudak büküldü, belki çok hani bize 3 puan lazımdı, neden Osmanlı maçında 1 puan aldık sözünde, işte şu maça kadar o bir puanın bile ne kadar önemli olduğunu anlamış olduk. Ve çok önemli olan bir konu da 3 maçta Konyaspor gol yemiyor, 3 maçtır. Kalesini gole kapattı ve 3 maçta 7 puan topladı. Bu önemli. Ve bugün Antalya olsun, Kasımpaşa olsun, işte Karabük maçları, diğer maçlar ve taraftarlardan ricam, az önce Recep Bey de programa girmeden söyledi, ben katılıyorum ona. Oynanmamış hiçbir maç kazanılmaz, ancak Karabük spor maçına da şu anda 3 puanı ben haneye yazmak istiyorum. Yazdım zaten çoktan. Dolayısıyla o bölgede oynayan takımlardan Gençlerbirliği, Osmanlı ve Antalya, birçok takım Karabük'le maçlarını tamamladı. Siz o maçı yapmadınız. Bunu gözden kaçırmamak lazım. Bakınız, Gençlerbirliği, Osmanlı, Antalya, oradaki takımlar yaptı bu maçını. Şu anda 30 Gençlerbirliği, siz 28 puan. Ama şu anda Konyaspor reel olarak 31 puanda. Böyle düşünmek lazım. O nedenle dediğim gibi, yani hiç kimseye bakmadan başka takımların skorlarına mutlaka bakıyoruz. Her hafta farklı takımları tutuyoruz. Belki tüm takımları tuttuk bugüne kadar, ama önemli olan sizin ne yaptığınız. O yüzden sizin ne yaptığınız. Siz sahada ne yapıyorsunuz? Şimdi i̇şte birazdan bu Sivas onlara maçında tek bakacağız. Dediğin gibi Mustafa, sizin ne yaptığınız önemli. Konyaspor 40 puanda, en az 40 puanda ligi tamamlar. Hesaplarımıza göre. 40 puanda bana göre barajın üstü. Antalya veya Alanya Spor 40'ın altında kalacak. Zaten Osmanlı Spor'un 40'ı yakalama şansı çok görünmüyor. Karabük Spor zaten artık birkaç hafta sonra matematiksel olarak veda edecek. Yani 40 puan yakalarsanız bunun yolu da nedir? Antalya Spor'u Antalya'da yenmek. Aynen öyle. Detaylı konuşacağız. Reklama gitmemiz gerekiyor. Ekleyeceklerimiz var. Notlar var. Sonra söyleyelim. Reklamlara gidelim. Devam edeceğiz. Tekrar birlikteyiz. Spor gündemi devam ediyor. Maç gününe götürelim sizleri. Karşılaşmanın ardından yapılan açıklamalar var. Önce hocaları isteyelim. Tabii Samet Aybaba ve ardından Sergen Yalçın. Geçtiğimiz hafta cezalıydı, konuşamamıştı. Bu maçın ardından ifade ettiği, Oktay Hocam'ın az önce söylediği konular var. Onlara da temas etti. İzleyelim açıklamaları, sonra yorumlayalım. Biz arkadaşlar. Evet, futbolda kırılma anları vardır. Biz o anları doğru değerlendiremedik. Oyunun ilk yarısında birkaç tane net pozisyona girdik. Sonra yediğimiz iki tane basit gol var. Futbol bu. Bizim gibi takımın, başarılı bir takımın, böyle kaliteli oyuncuları olan bir takımın daha dirençli durması lazım. Zaten biz bugün direnç sorunu yaşadık sahada. Kırmızı karttan sonra da yapacak bir şey kalmadı artık. Futbol bu. Biz iyi bir takımız, iyi oyuncularımız var. Bir maç çok kötü oynadık diye oyuncularımızı aşağılamanın, eleştirmenin de anlamı yok. Hala önümüzde 6 tane maçımız var, çok önemli. Onlara hazırlanacağız, çalışacağız. Ama bize yakışmadı bu. Özellikle de ligin alt sıralarını ilgilendiren bir maçta bu kadar kolay teslim olmamalıydık. Demin de söylediğim gibi futbol bu. Biz önümüzdeki sahamızdaki ilk maça çalışarak hazırlanacağız. Öncelikle çok mutluyuz tabii. Arzu ettiğimiz bir müsabakaydı. Çok ihtiyacımız olan bir müsabakaydı. Mutlaka kazanmamız gerekiyordu. Hafta içi çok iyi hazırlandık. Rakibimizi çok iyi inceledik. Bugün de oyuncularımızın konsantrasyonu çok iyiydi. Oyunun tamamında kontrol bizdeydi. Bu çok önemli tabii. Onun için de oyuncularıma teşekkür ediyorum. Her geçen gün yavaş yavaş, özellikle takım olma anlamında çok önemli adımlar attığımızı düşünüyorum. Bugünkü oyunda da sahada birlikte oynayan, beraber hareket eden, özellikle ikinci yarıda pas yüzdesi çok yüksek, kendine güvenli oynayan bir Konyaspor vardı. Tabii bu bizi çok mutlu etti.
Ama kalan 6 hafta çok zor müsabakalarımız var. Şu anda pozisyonumuz ligin halen altındayız. Sadece o seviyeyle puan durumumuzu eşitledik. Kalan 6 haftada bundan daha iyi mücadele edip Konyaspor'un ligi hak ettiği yerde bitirmesini istiyoruz. Tek temennimiz bu. Yani inşallah biz de yani bu konuda bunu oyuncularımla beraber becerebiliriz. Böyle oynadığı müddetçe Konyaspor'a çok daha faydalı olacağını düşünüyorum. Geçen hafta ile ilgili bazı eleştiriler oldu. İşte Eto'yu neden oynatmadık anlamında. Bazen bu tür müsabakalarda ligin zor dönemlerinde bazen stratejik planlar yapmak gerekiyor. Bazen oyuncu tercihlerini çok iyi seçmek gerekiyor. Maça göre çalışıyoruz. Yani oynayacağımız rakibe göre oyun planı yapıyoruz. Bazen sahada bazı oyuncular yer değiştirebiliyor. Bunlar uzun lig periyodunda çok normal olan şeyler. O yüzden yani bir şey aramak yerine bana göre takımın sahada verdiği mücadeleyi konuşmak çok daha önemli. Yani oyuncularım inanılmaz mücadele ediyorlar. İnanılmaz konsantreyle oynuyorlar. Ve her gün mesafe kat ediyorlar. Hem fizik güç anlamında gelişiyorlar, hem oyunsal anlamda gelişiyorlar. Birlik beraberlik anlamında gelişiyorlar. Birlikte oynamayı beceriyorlar. Bunlar çok önemli şeyler bizim için. O yüzden bence işin biraz daha pozitif taraflarına baksak çok daha iyi olur. Çünkü her takımda bazen bir oyuncu oturur, öbür oyuncu oynar. Form durumuna göre değişebilir. Hocanın yaptığı plana göre farklı bir kadro çıkabilir. O yüzden pozitif düşünmek her zaman şu anda bizim için çok daha faydalı. Vallahi ben okumadım, bilmiyorum ama şöyle bir teknik direktörlükle ilgili hedefim konusunda şöyle bir cümle sarf edeyim. Şu anda teknik direktörlükle ilgili tek hedefim Konyaspor'un kümede kalması. Yani başka hiçbir hedefim yok. Onu net söyleyebilirim yani. Taraftar Konyaspor'un yani bizim en önemli itici güçlerimizden bir tanesi. Bugün de inanılmaz destek verdiler. Tribünler çok kalabalıktı. İnanıyorum ki bundan sonra iki tane maçımız kaldı içeride oynayacağımız. O maçlarda daha kalabalık, daha coşkulu, daha takımı destekleyen bir Konyaspor taraftarı bekliyoruz. Yani biz onları mutlu etmek için elimizden geleni yapıyoruz. Çok çalışıyoruz, çok çaba sarf ediyoruz. Çünkü biliyorsunuz biz çok zor bir dönemde göreve geldik. Yani kolay bir dönemde göreve gelmedik. Kalan 6 haftada herkese ihtiyacımız var. Yani gerek basına, taraftarımıza, yöneticilerimize, başkanımıza, oyuncularımıza, teknik ekibimize. Yani herkese ihtiyacımız var kalan haftada. Gerçekten yani oyuncuların yaptığı iş kolay bir iş değil. Hem oyunsal anlamda hem psikolojik anlamda çok zor bir dönem geçiriyoruz biz. Bu dönemde herkesin bize destek olmasını bekliyoruz. Evet, maç sonrası açıklamalar böyleydi. Antalyaspor hazırlıkları da bugün başladı. Sergen Yalçın takımının başında antrenmana çıktı bugün ve Antalyaspor maçının ilk antrenmanı bugün gerçekleştirildi. Hocam Sergen tabii futbolculuğu döneminde veya antrenörlük yaptığı ilk takımlardaki dönemindeki gibi değil de oturuşuyla, konuşmasıyla biraz daha olgunluk havası içerisinde. Şu açıklamaları da biraz onu gösteriyor. Sakin sakin ifade ediyor her şeyden önce. Hani alıştığımız Sergen tiplemesinden ziyade biraz daha böyle oturaklı bir hali var. Olması değil da mi? Lazım artık bence. Yani olması da lazım. Yani artık zaten hani gitti yani Sergen Hoca gitti hiçbir takımda rahat bir mücadele etmedi. Hep düşen takımlar, hep böyle çırpınan takımlara sıkıntılı giderek dönemlere gitti. Sıkıntılı dönemlerinde gitti. Çok da başarılı oldu. Antep ve bunun en canlı örneği Kayseri oldu. Sivas. Sivas pek o kadar değil de Kayseri en canlısı Kayseri oldu. İkinci yarının lideriydi yani geçen tabii sene. Tabii ikinci yarıda o da transferleri yalnız ikinci yarı tamamı 11 transfer kendisi yaptı. Kendisiyle birlikte yaptı. Öyle başarılı oldu ki hani Konyaspor'a buna rağmen elindeki şeye rağmen hani yapılmış olan transferlere gelmesine rağmen çok iyi bir dokunuşu var yani. Bunu Galatasaray maçıyla birlikte devam eden süre gelen. Evet. Bunu oraya bağlayalım. Maç sonu basın mensuplarının da soruları var bu yönde. İşte bazı oyuncuların oynamaması noktasında. Eto'nun ulusal basında eleştirildi özellikle. Eto böyle bir oyuncunuz var neden oynamıyor diye Osmanlıspor maçının son dakika girmesiyle. Ona da cevap veriyor. Yani strateji. Bu bir taktiktir, stratejidir. Bazı oyuncular oynamayabilir, bazıları fazla süre alabilir gibi
Onun da açıklamasını yaptı bir ya yerde. Şimdi takımlar ne yaparlar? Her hoca her hafta bir edit yapar. Yani rakiple ilgili. Rakip bir iki hafta önce deplasmanda nasıl oynamış, içeride nasıl oynamış. Bunun editlerini yaparlar. Ona karşılık olarak hangi oyuncu değişiklikleri yapmıştır. Buna istinaden sendeki elindeki oyuncuyu da onun karşısına nasıl çıkarabilirsin? Geçen hafta sahada Volkan Şen'le başladı. Bu hafta Ömer Ali ile başladı. Çünkü Sivas'ın sağ kanadını Volkan evet. ağır kalırdı. Onu en iyi durduracak hızlı, atik, ayakları çabuk olan Ömer Ali. Öyle başladı. Mehdi mesela öne çekti. Orta sahamıza abort veriyordu. SOS veriyordu. Orta sahayı biraz daha yakın oynattı. Mehdi'nin normal oynaması gereken yerde Sivas'ın tam şeyinden, göbeğinden vurdu mesela. Örnek. Gayet mantıklı. Geçen hafta biz de eleştirmiştik. Yani eleştirme demeyeyim de biz de düşünmüştük. Niye böyle bir şey? Niye böyle oynadı? Niye böyle oldu dedik. Ha dediği çok doğru. Stresli bir maç. Gergin bir maç. Her iki takım açısından skoru birin takımın mağlubiyet, bir takımın galibiyetinin yani bütün şeyleri düşüreceği, o yapı taşlarını yani düşüreceği takımın, bir tabii, maçtı. Tabii. O maçın gergin geçmesi ve sonuçta da berabere bitmesi ve kısır geçmesinin en büyük sebeplerinden biri oydu. Ha az önce konuştuk. Keşke şu maç saatleri dediniz. Ya maçların günleri, saatleri de önemli değil mi? Bu haftadan sonra çünkü önem taşıyor. Yani ya bildiğim kadarıyla Gençler Birliği bizim maçtan sonra oynamasaydı veya daha önce oynansaydı bu maç böyle olur muydu? Bence Gençler Birliği Galatasaray maçı cuma veya cumartesi oynanmış olsaydı Galatasaray maçı alırdı diye düşünüyorum. Çünkü haliyle nedir o, rakiplerin Gençler Birliği açısından baktığı zaman Konya yenmiş, Alanya yenmiş, Antalya yenmiş. Daha çok motive oluyorlar puan almak için. Galatasaray'a baktığın zaman onun da rakipleri yenmiş. O da evet. motive oluyor. Ama maça baktığın zaman %70'e %30 gibi toplu oynama var. %78'di hocam bir ara istatistik geldi. Ve tek kale oynanan bir maçta son dakikada bir kontra atakla. Yani o alttaki mesela düşmeye oynayan takımlar hocam. Yani siz daha iyi bilirsiniz bu işi. Yani bundan sonraki süreçte yani kalan 6 haftada yani bu maçların tamamı aynı gün aynı saatte oynansa herhangi bir yani onu yayıncı kuruluş yol açmasa yani daha mantıklı değil mi hocam? Son 3 hafta diyebiliyorum ben. Şu anda zaten son 3 haftanın programı açıklanmadı. 31. Evet. haftaya kadar belli maçların programı. Evet. Yani gün saati belli. Son 3 haftada. Yani hocam dediğin gibi yani Gençler Birliği yani hepsini gördü. Dedi ki ben bu maçı almam lazım. Ne yapıp ne edip almam lazım. Bu ekstra bir motivasyondur. Ekstra bir motivasyondur. Yani Gençler Birliği bana göre en avantajlı takım durumuna düştü yani bir anda. Ya olmayacak işte 90+2'de. Dediğiniz gibi yani belki cuma cumartesi oynarsa, pazar oynarsa bu maç Galatasaray farklı kazanır belki de. Değil mi? Mesela yani. Antalya maçı ne zaman? Pazar mı? Pazar. Kaç saat? 1.30 mu? 16'da. 16'da. Evet. Aynı saatte başka maç var mı? Yok. Maçlar dağılmış durumda. 13.30'da iki tane maç var. 16'da Konyaspor maçı var. Bakalım bakmadığım için hocam. Söylüyorum da. Devam edelim sevgili Mustafa. Ona bakalım hocam. 13.30'da Kayseri Gençler Birliği var. 16'da bizim maçımız. Göztepe Bursa maçı var aynı saatte. Galatasaray Başakşehir'de 19'da pazar günü. Ama orada başka ilgilendiren mesela Malatya Alanya maçı cumartesi günü. Evet. Mesela. Sivas Fenerbahçe cumartesi akşam. Kasımpaşa Karabük var mesela. O da cumartesi. Her şeye bakar oldular artık. Yani bu saatten tabii. sonra her şeyi düşünür, her şeye bakar olduk da az önce yine aynı yere geliyoruz. Sizin ne yaptığınız önemlidir. Siz sahada bunun sebebini işleyip o mücadeleyi verirseniz, sebebini işlerseniz 3'er puanı arka arkaya alırsınız. Ben hep söylüyorum. Konyaspor'un kadrosu bu ligin kalbur üstü takımlarından bir tanesi. O kadroya sahip, o kaliteye sahip bir kadro. Biz normalde baktığınızda mantık olarak bugünleri zaten yaşamamalıydık yani. Ne düşmenin D'si ne potanın altı. Biz bu kadroyla bu yapıyla zaten bunları yaşamamalıydık yani. Ama yaşadık. Bunları hep beraber yaşadık ama nasıl buradan çıkarız? Nasıl tekrar bu 6 mücadeleyi, 6 haftayı başarıyla, galibiyetle kapatırızın hesabını yapmamız gerekiyor artık. Yani dediğim gibi efendim Gençler Birliği kazanıyor. Bize ne abi yani kazanıyor. Herkes çıkıyor kazanıyor abi işini yapıyor. Sen ne yapıyorsun yani o önemli. Hani geriye dönmeyelim ama sen kendi sahandaki aynı kadro işte baktığınızda kalite. Malatya maçını kaybetmeseydiniz bugün şu anda 31 yaz efendim Karabük'ten 34 puandaydınız şu anda zaten. Evet. Diğer maçları 6-5 maçı Karabük'te çıkınca oynamadan.
Yani 31 ve 34'tü yani Karabük'le beraber. Neredeydiniz yani? Bir maç bak kendi eviniz. Kendi işinizi kendiniz göreceksiniz. Kimseden bizim beklentimiz yok. Ama bir kez daha söylüyorum. Sivas maçındaki takımın arzusu, isteği, oyuncuların yani inanılır gibi değil yani. 70 olmuş dakika Eto kaleciye pres yapıyor yani. Hala koşuyor. Yani onun yaşındakiler emekli kuyruğunda yani emekli olalım diye prim yatırırken adam ya baktığınızda bu profesyonellik budur işte yani. Araya bir tane derin top atıyor, işi bitiriyor. Ömer Ali'ye verdiği pas, saha içinde yaptıkları, ama bir taraftan da çok kaliteli oyuncularınız var. Hani kaybetmeden yapacak. Sergen Hoca çok güzel ifade ediyor. Bir de Yahoviç gibi bir sektör var. Yani şey bir faktör var yani. Yahoviç gibi kaliteli bir oyuncunuz var elinizde. Bu kez onu oynatmadığınız zaman onun ezikliğini yaşıyor taraftar ve bizler. Keşke o da oynasa. Mesela 5 olduktan sonra tüm taraftarlar şöyle düşünmüştür. Keşke bir tane de Yahoviç atsa. Aynen. Yani bir de o atsa, onun da gönlü olsa. O fırsat da geldi Mustafa abi. Son dakikalarda Orkan Şınar Yahoviç'e bir topu vermedi. Yahoviç maç sonunda bile Orkan'la konuşuyordu. Hatta bir iki futbolcuya da söyledi. Yani verse bana bomboşum gibi yani. Yani gol atmayı o kadar arzuluyordu ki yani. Bu, yani onun ezikliğini yaşıyordu. Evet, bu kadar kaliteli evet. Bir kadroyu kurmak, efendim onları kanalize etmek, birini ikisini dışarıda, kimse artık yani üzülmeyecek. Kimse diyecek ki Sergen hocamız burada bir bildiği vardır. Burada bir düşüncesi vardır. İşte mesela Volkan Şen'e fırsatlar verildi. Değil mi? Ve çok yeterli böyle verimi alamadı. Yani Volkan çok iyi niyetli, bileklerini çok iyi kullanabilen çok kaliteli bir futbolcu. Bence Volkan kendini buldu Konyaspor'da. Eğer bu seneyi Allah'ın izniyle atlatacağız hep beraber de uzun yıllar Konyaspor'da oynayabilir. Bu kapasitede bir oyuncu. Evet. Doğru. O nedenle yani şu kadroyla arada... biz daha uzun yıllar mesela bir Yahoviç Konyaspor'un en az 3-5 senesini kurtarabilecek kalitede bir futbolcu. Bizim evet. Önümüzdeki yıllarda da o kadar yetenekli ki her yönüyle yani hava toplarında sağ ayağıyla sol ayağıyla, ama önemli olan işte şu sezonu atlatabilmek. Mesele bu. Mesele bu. Bunu da hep birlikte yapacağız. Mesela bu hafta yönetimin yaptığı gelişmesi ve evet. Bu arada Karabük Spor'un düşmesi resmi olarak kesinleşmiş. Matematiksel olarak Gençler Birliği'nin kazanması ve 30 puana ulaşması ile birlikte ikili averajdan dolayı Karabük Spor'un kalan maçların tamamını kazanması durumunda yakalayacağı puanı Gençler Birliği şu anda geçmiş. En yakın rakibi olduğu için Gençler Birliği de şu anda sıralamada Karabük evet. Spor'un resmi olarak düştüğü yani haberleri. Bütün maçlarını kazansa bile 30'la bitirir. Evet. Geçmiş olsun diyelim. Allah kimsenin taraftarın söylemiyle, Allah kimsenin sevdasını küme düşürmesin. Geçmiş olsun. İnşallah tez zamanda tekrar dönerler. Ayrı mesele. O nedenle yani bir kez daha söylüyorum. Bugün yönetimin işte kulübün mesela maç öncesinde Selahattin şu, bu çok önemli. Yani şehirdeki o aktivitasyonlar, taraftarlara efendim yapılan organizasyonlar, onunla beraber stadyumun dışının bayraklarla donatılması, oyuncuların büyük bayraklarının hazırlanması, tüm esnaflara Konyaspor bayrağı, kaliteli bayraklar verdiler. Taksi duraklarına, minibüslere minibüsçüler odası başkanı Sayın Karabacak'a da tebrik edelim. Zaten her görüyorum ben böyle yolda minibüslerin arkasında nerede 5 minibüs görüyorsam 3'ünde giydirme Konyaspor amblemi var. Bu duyarlılık, bu milliyetçilik bizde olduğu sürece az sonra programın sonuna doğru bir fotoğraf getireceğim. Minibüste bir amcamız var, yaşlı bir amcamız 70 yaşlarında. Bu inanç bizde olduğu sürece efendim yendi. Tamam biraz yüzümüz düştü ama bu 5-0'lık bu önemli galibiyeti ve bu kritik dönemde kırılma, ligin kırılma anı diyebileceğim bir maçı kazanmış olması bize bu 6 maçı da kazanabilecek bir özgüven verdi bana göre. Tribünlere, bizlere, kendileri de özgüven kazandılar oyuncular açısından baktığımızda. Bu çok önemli. Her hafta her şey değişiyor. Bakınız haftaya da değişecek ama Konyaspor'un işte Antalya deplasmanında ortaya koyacağı mücadele futbol. Tabii ki ayağımızı yere sağlam basacağız. Kimse zaten şu anda o kadar hani böyle şımarmış bir durumda değil. 5 tane bir de atsan 3 alıyorsun. 5 daha sadece averaja faydası oluyor başka. O nedenle güzel oynadık. O 5 farklı galibiyetin getirisi bu. Yani özgüvenden dışında hem averaj anlamındaki katkısı hem de oyuncuların kendilerine olan özgüveninin gelmesi. Evet, bunları yaşayacağız. Bunları yaşayacağız hep beraber. Bir de yani hocam yani bu sezon yani öyle maçlar oynadık ki mesela 3 maç yenildik, 1 maç yendik, 2 maç yenildik, 1 maç yendik. Yani üst üste 2 galibiyet alamadık. Üst üste 2 galibiyet bir alsak rahatlayacağız. Bir 6 puan yapamadık.
3 haftada 7 puan yaptık. Ben de aynısını yani. Söyledim geçen hafta. Doğru söylüyorsun. Yani. İnşallah o da bu hafta olacak diyelim. İnşallah. Ondan sonra Kasımpaşa maçıyla 3 haftada 9 ki zaten şu 3 haftada 7 puan yaptı. Evet. Ne olur? Bu 5 haftada 13 puan toplamış olur Konya ki çok büyük bir avantaj bence. Bu lamicimi yok bu artık bu saatten sonra bu işin şakası yok. Nasıl ki o Sivas maçındaki o mücadele çok akıllı böyle stratejik bir şekilde kurnazca hem savunma güvenliğini elden bırakmadan rakibi tartarak ağır ağır ilmik ilmik işleyerek biz böyle sonuca gittik. Konyaspor olarak takım olarak Antalya maçında da öyle hurra tabii ki başladık gittik yok ama ilk yarıda ya da maçın başında bulabileceğiniz bir gol tabii ki rakibi o taraftarı önünde bozacak. Şimdi onlar daha bu haftadan başlamışlar dünden billboardlara falan Konya maçıyla alakalı tanıtımlar ki ayrı bir özelliği de var onların taraftarı için biliyorsun. O uyarılarımızı da yapacağız taraftarlar arasındaki sosyal medya diyaloglarıyla alakalı onları da yapacağız ama... Yani tüm oyuncuları tebrik ediyorum. Teknik heyeti tebrik ediyorum. Sergen Hoca'nın orada bir mesajı vardı Selahattin. Hep pozitif olmalıyız dedi. Evet. Pozitif düşünmeliyiz. Artık bu saatten sonra hani küçük şeylere takılıp acaba oyuncu değişikliklerini mi ima etti? Başka dışarıda yaşanan gelişmeler mi? Yoksa ulusal medya eto konusundaki duruma mı acaba bir gönderme yaptı ama tüm şehir zaten pozitif ama taraftar konusunda ben bu hafta biraz hayal kırıklığı yaşadım aslında. Şimdi böylesine kritik ligin kırılma maçında o kadar yani anonslar dönmüş şehir işte bayraklar çağrılar davetler sosyal medyadan videolar taraftar gruplarının organizasyonları ama 17.500 abi yani. İyi günde herkes olur. Kupalar alınırken takım başarılı olurken ilk 3'teyken 4'teyken herkes gelir. Marifet bugün de olmak, bugün de destek vermek. 17.500 kişi az mı? Değil. Ama böylesine kritik bir dönemde, böylesine önemli bir maçta o stadyumunda olması lazımdı yani. Konyalılar olarak hepimiz kendimize bir öz eleştiri yapmalıyız. Stada gelmek isteyen, hastası olan, cenazesi olan, şehir dışında olan, işi gücü olan, işinin başında olan, gelmek isteyenleri de katalım hadi bir 5.000 kişi de öyle katalım. Gelmek isteyip de gelemeyen. 22-23 bin dolmalıydı. Çok eksiğimiz var bu konuda. O yüzden hepimize çok büyük sorumluluk düşüyor bu saatten sonra. Bu işin şakası yok. Şimdi Antalya deplasmanında taraftarımız da yok değil mi Mustafa? Tabii tabii. Taraftarsız oynayacağız. Yani o da büyük bir aslında handikap baktığınızda. Hı. Ama orada işte oyunculara çok büyük bir iş düşüyor. O milyonların, o Konyalıların, tüm taraftarların hissiyatını... Özellikle Antalya spor maçı bak yani onun ayrıca bir önemi var. Yani. Taraftar için ayrı bir önem taşıyor. Ligin önemiyle beraber bütünleştirdiğimizde duble böyle önemli bir maç. Yani bu tarifi yok bu maçın. O yüzden onların hissiyatını, onların düşüncesini, onların ruhunun yanlarında olduğunu hissederek o dikkatle, o mücadeleyle sahada olmaları gerekiyor. Bunu da yapacaklardır zaten kuşkumuz yok. Reklama gitmeden önce hemen birkaç cümleyle sorayım hocam. Kısa cevap olursa Antalya spor maçı şimdi Osmanlı spor maçında olduğu gibi futbolcular da açıklama yaptılar. Birazdan onları da izleyeceğiz. Yenmeye gideceğiz, kazanmaya gideceğiz diyor futbolcular. Ama yenemiyorsak da yenilmememiz lazım diyorlar. Şimdi bu Gençler Birliği'nin galibiyetinin ardından bu yenemiyorsak kısmı biraz bizi zorlar mı? Şimdi benim düşüncem şu. Şimdi Antalya'nın direkt onların gözünden hedefini sormam anlatmam gerekirse bir kere 6 puan fark var. Beraberliğe oynayacak Antalya. Yani beraberlik onlara çok büyük yarayacak. Fayda sağlar. İkili averajı da elinde tutacak. 3 maç demek ikili averaj. Onlar açısından öyle. Ha ben Antalya Konya maçının Osmanlı maçından farksız geçeceğini düşünmüyorum. Çok stresli bir maç olacak yine her iki takım açısından da. Gergin. Çok gergin olacak. Konyaspor kazandığı zaman da puan farkı üçe orada düşecek. Hem ikili averajı alacaksın hem üçe düşecek. Onlar tamamen bunu riske atmamak için daha kontrollü bir oyun. Bak ne diyorum şey maçından farklı bir maç olmayacak. Hocam detaylı konuşacağız okay. Yine açacağız. Tamam. Recep. Valla ben de aynı hocam gibi düşünüyorum. Yani Antalyaspor yani bugünkü Galatasaray'ın Gençler Birliği'ne kaybettiği maçtan sonra artık bu ligde kalmak istiyorsak, kalacaksak kalacağız Allah'ın izniyle. Antalya Spor bugün Gençler Birliği Galatasaray'ı nasıl olmazsa olmaz yenmem gerekiyor diyerek çıktığı maçı kazandı. Biz de Antalya Spor'a
bu düşüncelerle çıkacağız. Biz de Antalya Spor'u yenip bu ligde kalacağımızın ilk imzasını atacağız. Bireysel anlamda da Antalya Spor takımına 11'ine bakıp Konya Spor'un kalitesine 11'ine baktığın zaman da bizim takımımız çok çok üstün Antalya'dan hocam. Çok çok iyi. Evet. Yani. Reklama gidelim. Detaylı bir şekilde bu karşılaşmanın önemini konuşacağız. Futbolcuların açıklamaları var. Bu maçı da kapsıyor reklamların ardından. Tekrar birlikteyiz. Maç gününe yine gidelim. Futbolcuların açıklamaları var. Karşılaşmanın ardından Ali Turan, Ferhat özellikle Conte ve mikrofonlarına konuştu. Volkan Şen ilk kez röportaj verdi ve Celalettin Çakıcı. Maç sonu açıklamaları izliyoruz. Aslında baktığımızda hiç bulunmadığımız bir konumdayız. İstemediğimiz bir yerdeyiz. Ama maalesef futbolda bunlar oluyor. Her maça biz final niteliğinde çıkıyoruz. Özellikle iç sahada oynadığımız maçların hepsini kazanmak istiyoruz. Deplasmanda ne getirebilirsek bu Konyaspor, bu takımımızı ligde bırakmak istiyoruz açıkçası. Baktığımızda bugün gerçekten oynamayan herkes kenetlendi. Bizi bırakın, taraftarlarımız, yönetimimiz, çalışanlarımız hepsi bu maça kenetlenmişti. Biz de sahada gerçekten baktığımızda çok iyi mücadele sergileyen, sahanın her yerine basan bir Konyaspor vardı. Zaten skorda da 5-0 gibi net bir skor aldık. Baktığımızda bulunduğumuz konum itibariyle hiç yakışmayan bir yerdeyiz. Bize yakışmıyor, Konyaspor'a yakışmıyor. Son 3-4 seneye baktığımızda kupalar almış bir Konyaspor, UEFA'ya gitmiş bir Konyaspor. Ama dediğim gibi bu futbolda yaşanan şeyler, ama bunun altından en kısa zamanda çıkmamız lazım. Bugün de o maçlardan biriydi. Bugün de dediğim gibi takım olarak çok iyi konsantre olduk. Sivasspor'da ligin iyi takımlarından biriydi. Ofans gücü yüksek bir takımdı. Bugün onlara neredeyse pozisyon vermedik ve net bir skorla 5-0 gibi net bir skor aldık. Şimdi önümüzde oynayacağımız bir Antalyaspor maçı var. O maça da iyi konsantre olup ben inanıyorum ki bu mücadeleyi herkesin bu sahada kenetlenmesinin aynısını Antalya'da yaşarsak oradan 3 puanla döneriz diye düşünüyorum. İnşallah yavaş yavaş yukarı doğru çıkacağız. Özellikle Sergen Hoca'nın gelmesiyle bu taktiksel olarak biraz daha takım savunmasına daha çok önem verdi. Çünkü baktığımızda takım halinde ileri gidiyoruz, takım halinde defans yapıyoruz. Böyle yaptığınız zaman asla gol yemezsiniz. 1-0 veya 2-0 galip gelirsiniz. Dediğim gibi hocamız bunu bize iyi aşıladı. Biz defansif olarak görevimizi yapıyoruz. Zaten sizin de dediğiniz gibi 3 haftadır da gol yemiyoruz. İnşallah böyle de devam eder. Dediğim gibi bir takım oyunu bu. Herkes defans yapıyor. Yaparsa buradan güzel bir sonuçlarla çıkarız. Ben öncelikle hoca için bir şeyler söylemek istiyorum. Geldiği günden beri elinde sanki sihirli bir değnek varmış gibi her futbolcuya o sihirli değneğiyle dokunmuş gibi. Gerçekten oyuncu arkadaşlar, takım arkadaşlarım gerçekten çok özverili bir şekilde çalışıyorlar. İyi şekilde çalışıyoruz. Hocamızın istediklerini yapmaya çalışıyoruz. Onun için ben hocaya saygı duyuyorum. Gerçekten çok iyi bir hoca. Çok eski tanıyorum kendisini. Çok sevdiğim, çok saygı duyduğum. İnşallah bugünden sonra da Konyaspor daha iyi yerlere gelecektir. Takım arkadaşlarımı kutluyorum öncelikle. Biz bu maçı bugün soyunma odasında kazanmıştık. Gerçekten herkes çok istekli, çok arzulu. Herkes birbirine sonsuz güveni vardı. Bugün çok güzel bir sonuç aldık. Bizim Konyaspor'un sezon başından beri kazanamaması, işte iyi futbol oynayarak belki de çok maç kaybettik. Ama son 3 maça bakıyorum. Gerçekten herkes istediğini sahaya yansıtabiliyor. Ne istediğimizi çok iyi biliyoruz. Güzel bir galibiyet. İnşallah devamı gelir. Ben taraftarlarımıza da teşekkür ediyorum. Şimdi bugünü bitirdik artık. Bu hafta Antalyaspor maçı gerçekten çok kritik. Şöyle bir planlama yaptık. Eğer yenemiyorsak yenilmeyeceğiz. Şu an her şey istediğimiz gibi gidiyor. Antalyaspor maçı bizim açımızdan çok önemli. Özgüvenimiz de arttı. Artık Antalya'ya kazanmaya gidiyoruz. İnşallah da kazanacağız. Ben takım arkadaşlarıma da hocama da herkese güveniyorum, inanıyorum. İnşallah buradan güzel bir sonuç alırız. Hayırlı olsun. Ya bizim için çok önemli maçtı. Geçen hafta da konuşmuştuk. Her şey kontrolümüzde gidiyor. Bu maç final maçıydı bizim için. Almak zorundaydık ve bugün hem güzel oyun hem çok güzel bir skor yansıttık. Bu şekilde devam etmek zorundayız. Yine çok önemli bir deplasmanımız var. Bu maç burada bitti. Güzel bir puan yakaladık. Hemen hemen rakiplerimizin
dibine girdik, önüne geçtik. Ama tabii lig bitmiyor, devam etmek zorundayız. Final maçlarımız devam ediyor. İnşallah bu şekilde devam edip hak ettiğimiz yere bir an önce tırmanmak ve orada artık bu sezonu bitirmek istiyoruz. Bugün de takım halinde konuştuk, hocamızın verdiği görevleri hayfiyen uyguladık ve kenetlendik saha içinde. Herkes bulunduğumuz konumun bilincinde, buna göre performans veriyoruz. Dediğim gibi çok güzel bir skor oldu. Güzel bir hafta bizi bekliyor ama hiçbir şey bitmiş değil. Yani ayağımızı yere sağlam basarak değil mi? Soğukkanlı bir şey. Aynen öyle. Antalya ile çok ciddi, çok önemli bir maçımız var. İnşallah güzel bir sonuçta dönersek her şey yoluna daha da güzel oturacak. Her şeyden önemlisi 3 hafta üst üste 7 puan alabilmek çok önemliydi bizim için. Ve gol yememek çok önemliydi. 3 haftadır takımımız gol yemiyor. Ligin içerisinde baktığımız zaman bütün maçlarda hemen hemen gol yedik. 26 haftada aşağı yukarı 26 civarında gol attık. 5 gol atabildik bu maçta attık. Çok önemli bir galibiyet aldık. Şimdi daha iyi Osmanlı maçındaki bir puanın anlamını hissedebiliyoruz. O gün ne kadar üzülsek de beraberliğe. Bugün aldığımız galibiyet daha da anlamlı hale getirdi Osmanlı beraberliğini. Burada tribüne gelen taraftarın 90 dakika boyunca takımı olumlu yönde desteklemeleri ve bize inanan insanların duaları, teknik heyetin becerisi, zekası, futbolcu arkadaşların özverisiyle çok önemli bir galibiyet aldık. Ama sadece bir galibiyet aldık. Bizim önümüzde daha oynanmadık haftalar var ve her geçen hafta daha iyi kendimizi hissettirerek ligde üst sıralara bir an önce çıkmak istiyoruz. En azından o alt tabakadan bir tık kafamızı kaldırdık yukarıya doğru. O çok önemliydi özgüven için. Onu başardık bugün. Ben tribüne gelen, gelmeyen, dualarıyla yanımızda olan tüm taraftara teşekkür ediyorum. Teknik heyete, futbolcu arkadaşlara da teşekkür ediyorum. Antalya zor bir deplasman olacak ama buradan aldığımız moralle ve 3 haftadır gol yemediğimizi hesaba kattığımız zaman ben inanıyorum Antalya Spor mücadelesine diye hazırlanacağız. İnşallah oradan puan veya puanlarla dönüp önümüze daha emin adımlarla daha iyi bakabileceğiz. Bundan sonra yenilmeyeceğiz zaten, yani yenilmek gibi bir kavram yok kafamızda. Gol yemeden, yenilmeden ligi tamamlamak istiyoruz. İnşallah muvaffak oluruz. Açıklamalar bu şekilde. Ve futbolcuların hedefinde deplasmanda Antalya Spor karşısında galibiyet elde etmek, yenemiyorsak da berabere kalmak gibi bir cümle var ama şimdi bugün oynanan Gençler Birliği Galatasaray maçlarından Gençler Birliği 3 puan almasıyla Recep artık tamam yenemiyorsan yenilmemek önemli ama burada hocam da söyledi. Beraberlik Antalyaspor'a fayda sağlayacak bu saatten sonra. Konyaspor'un bir şekilde o maçı kazanması gerektiği. Kolay değil. Şimdi deplasmana taraftarınız gitmeyecek. Sezon başında alınmış evet. Bir karar var. Konyaspor taraftarı tribünde olmayacak. Bu bir dezavantaj Konyaspor açısından. İkincisi, evinde oynayacağı maçta her takım biraz daha farklı motive oluyor. Farklı çıkıyor sahaya Antalyaspor açısından. Bu hafta Konyaspor'un oynadığı Sivasspor maçında sergilediği futbol, kendisine gelen özgüven, kazanılması ve her şeyden önemli Eto için de çok ayrı bir önem taşıyan bir maç olacak bu karşılaşma. Evet. Konyaspor'un kazanması lazım yani, bunun ötesi yok bence. Vallahi işte kamera arkasında biraz önce de konuşuyoruz yani hocamla da tartışıyoruz. Konuşmuyoruz, tartışıyoruz. Tartışıyoruz yani. Evet, iş tartışma boyutlarına varıyor çünkü. Yani sözlerimin başında da dedim yani bu sezon yani bizim yani çok ızdıraplı bir sezonumuz yani ızdıraplı sezonumuz şu 5-0'la dindi gibiydi hocam. Bugünkü sonuçtan sonra ızdırabımız tekrar ya açtın başladı. Ağzını dedin, gol atacak dedi, gol attı. Yok demedim hocam, lütfen. Dedim, şaka bir tarafı şey hakikaten bir öyle. Bir defa yani... hocam ya Galatasaray diye hocam bağırdım, at diye hocam ya. Yani Selahattin yani artık yani Antalya Spor olmazsa olmaz maç oldu abi. Yani yeneceğiz hocam, başka bir alternatif yok yani. Antalya Spor'u alırsak biz Allah'ın izniyle öbür maçlarda Fener'e gelinceye kadar... O maçlarda aldığımız takdirde dediğimiz gibi yani öbür takımlarda zor maçları var yani. Yani Kayseri'ye gidecek Gençler Birliği. Akhisar Beşiktaş maçı var. Antalya Spor, Konya Spor. Bursa Spor, Göztepe. Malatya Spor, Alanya Spor maçı. Osmanlı Trabzon. Ki artık Osmanlı Spor'u hani kalan fikstürüne baktığımızda çok böyle kurtulma şansı
en az olan takım evet. olarak görüyoruz. Karabükspor veda etti lige. Gençler Birliği'nin Kayseri deplasmanı var. Yani baktığınızda bu hafta eğer Konyaspor puan alamazsa Antalya deplasmanından puan sıralamasında rakiplerine karşı avantaj yitirmiş de olacak. Yani tamam Karabükspor düştü de hocam yani 6 maçın 6'ını da tamam biz düştük alın demeyecektir tabii, herhalde hocam. Tabii ki demeyecek canım. Yani demeyecektir yani. Bu hafta mesela maç önü yani Ünal Karaman'ın röportajında Ünal Karaman yani Türk milleti öküz altında buzağı aramayı çok sever. Biz çıkacağız. Gereken neyse en iyi şekilde oynayacağız. Kazanacağız dedi. Antalya Spor maçında yani kazanabilirdi. Yani kendi eliyle verdi ya. Yani %100 de pozisyonu defanstan çıkaramadı. Çıkartmaya çalıştığı top gitti. Rakibin evet. önünde kaldı yani. Çok da basit gol yedi. 85'te falan. Yani. Hatta 1-1 olduktan sonra bir karambol yaşandı. Evet. Sağdan bir orta ceza evet. sahasında bomboş iki kez dokunamadı Karabük'te. 2-3 tane futbolcu dokunamadı Karabük'te. Yani Karabük öyle şey değil de ben bilmiyorum yani ben bu hafta mesela şimdi, Kayseri'nin falan gençlerini yeneceğini tahmin etmiyorum hocam. Şimdi ya gençlerin Galatasaray'ı yeneceğini de tahmin etmiyorduk da yani sonuçta futbol bu. Neyin ne olacağını bilemeyiz ama şimdi şöyle de düşünmek lazım. Bugün galibiyete bile çok ciddi bir para alınıyor. Beraberliğe de çok ciddi bir para geliyor. Yani bugün Karabük yani şimdi bugün itibariyle düşmüş olan bir Karabük hiçbir zaman önümüzdeki senenin yatırımını yapıyor. Hiç kimseye de kolay teslim olmayacaklardır. Onların da maddesel açıdan zaten bir avantajları olacak, evet. bir getirisi olacak. Haliyle zanmıyorum yani şimdi fikstür olarak baktığın zaman Konyaspor'un içeride Kasımpaşa ve Göztepe 4 deplasmanı 2 içeride 4'ü dışarıda gibi gözükse de her maç zor. Hiçbir maç kolay evet, değil. Çok zor. Yani biz nasıl Antalya'yı yenmemiz lazım. Kasımpaşa 3 puan yazmışız. Karabük 3 puan, Göztepe 3 puan. Hiçbiri kolay değil. Yani hocam aynı geçen sezon olduğu gibi yani Bursa'nın gidip de Trabzon'u yenip de ligde kaldığı gibi bu sezonda o farklı. Trabzon mu yendi? O farklı. Bursa mı yendi? Bursa'yı yendi ligde kaldı. Yenilse Bursa ligde kalıyor. Oraya girme. Yenildi mi yoksa? Oraya girme o farklı. Yani hocam o farkındalığını yani biliyorum da. Muharrem Usta gider ayak söyledi ya işte. Çok evet. Biz prim bile verdim ben bu maç için dedi. O maçın ardından hatta Ersun Yanalı dedi göndermeyi de düşünmüştüm dedi yani o maçın ardından. Ya bize faydası. Şimdi Gençler Birliği bizi ilgilendirmez. Gençler Birliği kendi evinde Akhisar'la berabere kalıyor son dakika golüyle. Alanyaspor'a yeniliyor. Galatasaray karşısında mücadele ediyor. Galip geliyor falan filan. Kardeşim herkesin kaderini etkiliyor. Anladın mı? Dürüst de oynamıyorlar. Geçen hafta burada konuşuldu efendim yan çalışmalar, ön çalışmalar, arka çalışmalar. Herkes her şeyi yapıyor abi. Bakın Alanya Akhisar maçına diğer maçlara. O yüzden diyorum biz kendi işimizi kendimiz göreceğiz. Kimseden evet, bir medet işin, bekleyecek durumumuz, lüksümüz yok abi. İşin özeti bu yani. Ve eden bulacak. İşin bu hainlik bu. Yapanlar, bu evet. hainlik yapanlar, bu affedersiniz para için, pul için. Efendim çünkü maç satmak ya da oynamamak, başka bir şey yapmak bunu ben dillendirmek istemiyorum ama bu namustur, namus. Namustur. Çıkacaksın adam gibi terinin son damlasına kadar mücadele edeceksin yani. Hocam, herkesi etkiliyor. O yüzden eden buldu. Bugüne kadar eden tüm takımların yüzü sürtülmüştür ve düşmüşlerdir, perişan olmuşlardır. O nedenle biz kendi işimize bakacağız abi. Elinde aslanlar gibi bir kadron var. Hepsi kaliteli. Kimi oynatmayayım diye eziliyorsun. Düşünebiliyor musun? Yedeklerinde bile o kadar oyuncu var ki kadroyu alıp baktığında yedek oyuncularında bile artık devre arası yapılan transferlerle. Kenara koyduğun oyuncuya eziklik duyuyorsun teknik direktör olarak. Taraftar olarak bizler üzülüyoruz. Yahu hiç yedek kalınca ya da Eto kalınca diğerleri. Çıkacaklar bu saatten sonra lamicimi yok arkadaş. Bahanesi yok. Antalya'da yeneceksin. Gelip Kasımpaşa'ya yeneceksin. Gideceksin Bursa'dan puan alacaksın en kötü duruma göre. Bizim kimseden bir şey Konya'dan başka dostu yok abi. Bizim kimseden bir şey bekleyecek bir durumumuz da yok. O nedenle herkes bunun farkında, oyuncular da farkında, teknik heyet de farkında, yönetim de farkında. Bu hafta genel müdürün Sayın Mehmet Baykan'ın gelmesi önemliydi. Maçtan önce hafta vefa ödüllerinde hem konuklara ödül verdi, hem orada ben buradayım dedi. Milletvekilleri yine maçtaydı. Son birkaç haftadır destek veriyorlar. Böyle devam edeceğiz. Hakkımızı yedirtmeyeceğiz. Bizim beklediğimiz bu. Bak sonucu etkileyecek bir hata yaptı mı? Ama bugüne kadar 10 maçta 12 maçta Konyaspor'un sonucunu etkileyecek hatalar yapıldı. Ama kimsenin gıkı çıkmadı.
Şimdi kendimize geldik, bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Belki geç kalındı birçok konuda. Ama bu saatten sonra da böyle devam etmeliyiz. Yani hocam, bunun şakası yok. Önünde oynayacağın maçlar var. Kendin çıkacaksın, 3 puan mı alacaksın abi? Hocam Kasımpaşa 3 hafta önce evinde Antalyaspor'a 3-2 yenildi. Ardından Göztepe'yi deplasmanda, Bursa'yı deplasmanda yendi. Yani bunu anlatmaya çalışıyorum. Aklım almıyor yani. Bu Suha'nın dediklerine tamamına katılıyorum yani. Aklım almıyor yani. Antalya yenilen takım, Göztepe gibi, Bursa gibi takımı deplasmanda yeniyor. Ve de yedikleri gollere falan bir bakıyorsun abi. Ramazan'a falan şey koydular, tefe koydular taraftarlara. Yani bir şey ima etmiyorum da. Ya olmaz kardeşim, ben Bursa maçını izliyorum, diğer maçları izliyorum. Madem şey Göztepe şey maçına bakın yani, Antalya maçlarına, Bursa maçlarına bir bakın abi. Taraftarlara bakıyorsunuz, hepsi beraber izliyorlar iç içe dış dışa. Kardeşim yani olmaz. Bak Sivas sana yaptı mı abicim? Sivas Spor ve aslanlar gibi mücadele etti. O serbest vuruşta, o Serkan'ın dikkati, Kone'nin vuruşundaki Serkan'ın o kırılma anlarıydı onlar. Yeseydin bak ne oluyordu maç. 5-0 da aldatmasın bizi. 2-0'ı yaptın, o kadar rahat mıydın? Çok rahat top yaptık mı abi? Milosevic'in 45'te bir tane vurduğu var dışarıya giden net dediğimiz pozisyonlar. Sonra 30 kişi 10 kişi oynadı da o golleri pozisyonlara bulduk. Biz daha skor olarak skoru aldıktan sonra Konyaspor'daki oyuncular daha rahatladı. Stresten uzak mücadele edip aldık yani. Kolay maç yok. Ama diğer maçlara bakıyorsun öyle değil abi. Sivas taraftarına da buradan teşekkür ediyorum. Hiç küfretmeden, ağızlarında en ufak bir kötü kelime çıkmadan tertemiz bir Anadolu takımı taraftarı. Onları ben tebrik ediyorum. Konya taraftarı da oraya gittiğinde beraber simitlerini yiyorlar, çayları, buraya gelir kahvaltı yaplar. İşte Anadolu bu ya. Anadolu bu ya. Diğer tarafa bakıyorsun küfür, kafir, o onunla uğraşır. Kendi işimizi kendimiz göreceğiz. Bu saatten sonra efendim şöyleymiş, bu bunu yenmiş, bize ne? Yazıyorlar şimdi Gençler Birliği maçıyla. Yendi bir ama bu saatten sonra ne yapalım abi yani yendiyse? Sen de çıkacaksın, yeneceksin. Öyle değil mi hocam? Doğru, özeti doğru. O kazanacak. Yani, kalan maçlarda. Yani, kimsenin... Hayır. Kötü, yani kötü bir kadromuz yani, olsa insanlar... bunu başaramayacak. Evet. Recep Bey de söyledi. Dedi ki Antalya'nın kadrosuyla Konyaspor'un kadrosunu yan yana koyun abi. Kaç tane sayarsın Antalya'dan abi oyuncu yani bana? Bir Emre'yi aldılar işte ikinci yarıda bir öne çıktı Emre Güral. O da son haftalarda kötü. Deniz falan yedik. Yani. Dokuzuncu golünü abi. Ya başka hani böyle aslanlar gibi sen bir takımsın abi. Niye çekineceğiz ya? Onlar bizden korksun ya. Hatta maçın başında şöyle bir tane gol atıp bozacaksın taraftarın evet, önünde. Evet. O stresle, o panikle risk alacaklar. Ondan sonra maçı koparacaksın abi. Cesaretli ama akıllı, soğukkanlı. Bu çok önemli. Soğukkanlı, paniklemeden biz bu işi göreceğiz hep beraber. Hep birlikte Allah'ın izniyle. Evet. Yavru Kartal'ın maçını izleyelim. Anadolu Selçuk Spor 4, Silivri Spor 2, bol gollü 3-4 penaltının olduğu karşılaşma. KONTV'den naklen yayınlandı. Maçın özetini izleyelim. Maçın hakemi Emre Avar işaretiyle karşılaşma başlıyor. Tekrar Savaş'a geldi. Savaş'ın ortası içeriye. Kafa vuruşu direkten döndü. Seddar. Tekrar izliyoruz. Savaş'ın ortası. Seddar'ın kafa vuruşu, top üst direkten oyun alanına geri döndü. Sertan. Kazandı yeniden Silivri Sporlu oyuncular. Şimdi içeriye gönderilen top. Golle burun buruna Mücahit. Kafa vuruşu Mücahit. Şimdi penaltı noktasını işaret ediyor Emre Abar. İşte bu esnada bir elle oynama kararı geliyor. İsmail Mücahit'in müdahalesi var ama ne yazık ki gol oluyor. Deplasmanda oynadığı mücadelede. Derin top düşüncesi, savunmanın arkasında Savaş girdi araya, içeriye çevirdi, gol! Seddar Karaman atıyor. 35. dakika, Seddar Karaman atıyor. Ertan'ın pasında Savaş'ı düşünmüştü, savunmaya çarptı, top açıldı ceza alanına, Savaş bırakmadı. Ve ilk yarının son düdüğü geliyor. Bunu izleyeceğiz. İkinci yarıya ev sahibi Konya Anadolu Selçuk Spor'un vuruşuyla başlandı. Eray şimdi kullandı. Kafa vuruşu dışarıya gidiyor. Şimdi kullanıldı arkadan. Boş pozisyon çıkardılar çizgiden. Hata sürüyor, penaltı. Penaltı kararı geliyor. İkinci kez penaltı noktasını gösterdi bugün. Maçın hakemi
Dakika 51. İşte tekrar geldi penaltı kararının. Mücahit Can Akçay geliyor. Mücahit vurdu ve gol! Mücahit Can Akçay 2-1 öne geçiyor. Anadolu Selçuk Spor bu golle. Onur. Aşırtılı top. Şut! Kaleci Mücahit'in müdahalesi yetersiz kalıyor. 64. dakika maçta yeniden eşitlik var. Tekrar izliyoruz. İsmail indirdi topu. Sonra da Mücahit uzun gönderdi. Süleyman sekti top. Seddar Karaman. Seddar. Seddar yerde. Ceza alanının dışı diyor. Ceza alanının dışı diyor. Sonra penaltıyı verdi. Evet. Yardımcı hakeminin ikazıyla penaltıyı verdi. Maçın hakemi Emre Abar. İşte izliyoruz tekrar. Mücahit Can Akçay. Mücahit ve gol. Yeniden öne geçti Konya. Anadolu Selçuk Spor Mücahit Can Akçay'ın golüyle. Ve Özkan birlikte yükseltiler. Özkan uzaklaştırdı. Süleyman Türkeş topu önüne aldı. Süleyman Türkeş, Oğuz vardı yanında. Ali de karşısında. Süleyman Türkeş top hala onda. Süleyman bir ara pası. Süleyman önüne aldı topu, yerde kaldı. Yine penaltı. İşte bu güzel paslaşmanın ardından topu kurtardı ancak kendisi geçemedi Süleyman Türkeş. Dakika 90. Seddar Karaman. 11. golünü attı o da. Daha. Ve son düdük çalıyor. Konya Anadolu Selçuk Spor 4, Silivri Spor 2. Tebrik ediyoruz. Kalan haftalarda playoff şansını devam ettirecek Anadolu Selçuk Spor. 2 deplasman, 2 iç saha maçı kaldı. Kendi rakipleriyle oynayacak kalan haftalar için başarılar diliyoruz. Zor bir maç oldu Mustafa bizim için de. Bir taraftan Konya Spor'u takip ettik. Bir taraftan bu maçı anlatmaya çalıştık. Bol gollü, pozisyonları süzmesi hiç kolay değildi esasında. Ama netice, yani kazanma azmi ve hırsı, işte biraz da rakibin düşme hattında olması. Yani ligin son sırasındaki takım, hani işte Süper Lig'de Karabükspor'un durumu neyse Silivrispor'un da ikincilikteki durumu oydu. Konsantre olmak zor oluyor. Bu tip maçlarda oyuncuları dediğiniz gibi maça hazırlamak ve mental olarak da onları sahaya sürmek zor bir iş. Bir de genç oyuncular, kolay değil. O nedenle ve aynı Silivri liderken Gümüşhane Spor'u mağlup etmeyi başardı. Evet. Ve kaybedecek hiçbir şeyi olmayan bir takım en tehlikeli takımdır yani. Hiçbir şey kaybedecek hiçbir şeyi yok. O yüzden rahat, açık, çok çekişmeli, zorlu bir mücadele olmuş. Tebrik ediyorum gerçekten, üstüne koyarak yine iyi bir iş çıkardılar. 5 puanlık fark var playoff'la ama olmasa da bile canları sağ olsun, bir kez daha söylüyorum. Çok oyuncular da kazandık orada, işte bak Mücahit geliyor Konyaspor'da. Tekrar büyük ihtimalle Konyaspor'a ben döneceğini düşünüyorum. Çok oyuncular var, bir tane değil birden fazla tabii, oyuncu tabii. Var. Savaş yani, zaten orada kiralık birçok oyuncu var baktığımızda. Genç kardeşlerimiz var, iyi sol bekler var orada. O Türkeş, Süleyman mı, Selahattin? Evet, çok Süleyman. Birçok oyuncu var, şimdi isim söylersek haksızlık tek olur yani. Tek tek saymaya kalkarsak, evet, haksızlık olur iyi. Ama çok oyuncu var. Yani kalecisine güzel. Varıncaya kadar, Mücahit'e varıncaya yani kadar. Yani Anadolu Selçuk Spor bir de yani diğer takımlara baktığınız zaman çoğunda Süper Lig tecrübesi olan oyuncular çok. Anadolu Selçuk'ta hiç yok. Süper Lig tecrübesi olan futbolcu yani tamamen. Genç bir mütevazi, öyle, tabii ki. Güzel bir takım yani. Hocam, geçen hafta Alper Hoca vardı, önceki hafta birlikteydik. Playoff için hala şansları var esasında. Çok güçlü rakipler var tabii. Rakipleri de oynayacak bir de. Buksaş, Hacettepe. Bandırma'ya gidecek. Evet. Bandırma. Ya kaybedilmiş bir şey yok. Bence en güzel kazanılan şey playoff'tan ziyade Alper Hoca ve öğrencilerin almış olduğu başarı. Evet. Yani hani normal bir başarı değil. Ben dediğim gibi daha önce hoca buradayken de konuştuk. Alkışlamak lazım, destek çıkmak lazım. 4 penaltı olması biraz tabii
dışarıdan bakıldığı zaman sanki böyle yadırganır gibi oluyor ama. Ya şimdi şöyle hani penaltı tamam. Hani özel bir durum. Sonucu etki eden bir tane daha durum. Vardı onu vermedi hocam. Verebilir de. 5 de olur, 6 evet, da olur, 7 evet. de olur. O önemli değil. Çünkü penaltının bir ekstrası direkt sonucu etki eden bir hassas bir durum. Ama doğruysa ki gördüğümüz kadarıyla sadece ikinci de o hani eline çarptı dedim. Ha, evet. Siz daha sonra kafasına ayağı var dedin. Ona dikkat etmedim evet, ben. Hepsi. Onun haricinde verilen kararların hepsi doğru. Evet. Bir yanlış bir şey yok benim gördüğüm kadarıyla. Yani gollerin penaltıyla olması sonucu değiştirecek bir şey değil. Oynanan futbol ve başarı da ortada zaten. Umarım bu projenin uzun yıllar devam etmesi. İnşallah. Üste sürekli daha oyuncu, daha başarılar artarak gelmesi temenni. Sürekliliğin olması. Burada yani. Gümüşhane lider Sakarya zorluyor. Puan farkını kapattı Sakarya. Yalnız işin ilginç tarafı. Ki Anadolu Selçuk da Sakarya'yı hani Sakarya kendi şanssızlıklarla mağlup oldu geldi. Mağlup oldu. Aynen. Burada mağlup. Güç dengesi olarak baktığınız zaman çok abartı. Yani aman aman böyle bir kenti, şey yok. Taraftarı olan Sakarya 10 kişiyle yendi değil mi hocam? Ziya Doğan orada şimdi Gümüşhane'nin başında mesela baktığımızda haftanın en ilginç skoru yalnız. Mesela İzmir takımı yıllardır İzmir takımları hep böyle birbirlerine engel olurlar, çelme takarlar. Ligden düşen Karşıyaka şampiyonluk mücadelesi veren Altay'ı yendi. Yani evet. Altay'ı yendi 2-1. Karşıyaka. Bugüne kadar yoksun sahada hiçbir şey yapmıyorsun. Aynı şehrin takımı mesela düşmanlar. Onlar kendilerini biri 35.5 kabul ya eder onlar falan. Onlar rekabet çok farklı. Çok ilginç yani. Eğer Altay şampiyon olamazsa bu mağlubiyetle olamayacak. Yani baktığımızda ilginç şeyler de dönüyor ama bu bir sürü çirkefliğin arasında Anadolu Selçuk Spor böyle ay gibi parlıyor abi. Organik diyorum ya çocukların mücadelesi ay hocam, gibi tertemiz. Mustafa abinin dediği senaryo inşallah Süper Lig'de de Antalya ile Alanya arasında geçer de birinden biri gider. Bize yansısın diyor. Hatta sen var ya şöyle hayal ediyorsundur. Konya sporumuz Allah'ın izniyle matematiksel olarak son bir hafta kala ligde kalmayı garantiler. Ve ligden düşecek son takımı kendi arasında oynayacağı Alanya Antalya maçı belirleyecek. Değil mi? Kimi de sen de oturacaksın çayına. Öyle mi? Böyle mi düşünüyorsun? Mustafa, kimi... İçinden böyle geçiyor mu? Mustafa kimi desteklersin? Şöyle çayı alayım. Yani kim yenerse yensin o düşecek. Mustafa, yani diğeri düşecek olan bir maç olsa. Tamam senin dediğine geldi. Kimi desteklersin o zaman? Nasıl kimi destekleriz hocam? Yani o maça sen geldi. Sen ligde kalmışsın hocam. Ya tamam ben de sana ya, söyledim. Hocam da hangisini düşmesini istersin? Ha ya da öyle diyeyim. Ha ben mi? Ben hocam valla çok zor bir soru. Ben şöyle söylerim hocam. Yesinler birbirleri derim. Yani hocam yani, biz düşmeyelim de hangisini düşmeyelim? Bir tarafa, biraz ne yapalım yani bir taraftan da böyle neşelenelim. Yani futbolda bunlar var. Bunlar güzel tarafı. İnşallah Rabbim bizlere bunları nasip eyler. İnşallah. Bir hafta kala en kötü. Abi. Çünkü şunu söyleyeyim işin gerçek olarak tarafına gelince biz bu düşmeme mücadelesini ligin sonuna kadar yaşayacağız. Öyle bu kesin. Ya, bu ligin başında da böyle olacak. Bu kesin. Üstünde de bu olacak. Sonunda da ligin, bu. Yani bu hafta aldık. Aldık. Ligde kaldık. İşte bu hafta kaybettik düştük yok. Peki bir şey soracağım. Kimse böyle bir ne sevince ne de umuda kapılacak. Sadece temkinli, soğukkanlı desteğimize devam edeceğiz. Peki üçünüze de bu soruyu soruyorum şimdi. Evet. Ligin böyle baştaki takımlar ve sondaki takımlar, yani ligin bu kadar çok düşme adayının olmasının sebebi ne sizce? Düşme adayının? Adaylarının çok olması. Yani şimdi tamam şey diyoruz, Karabük gitti bugün matematiksel olarak evet. Ama düşen daha ikinci, üçüncü takım belli değil. Hocam birçok nedeni var. Mesela yabancı oyuncuların önünün açılmasından tutun da. Değil. Yani birçok sebebi var bana göre. Kaliteleşti yani. Bugün baktığınızda takımlarını, hiç ummadığınız takımlar birbirini yedik. Ligdeki gelirin çok yüksek olması. Yani afaki rakamların. Yani birincilikte yani. Süper Lig'in bence, arasında bir uçurumun olması. Bence şampiyonluğu oynayan 4 tane takımın olması. Evet. Nasıl hocam? 4 takımın da şampiyonluğa oynuyor olması bence ligin bu anda. O da bir anda, etken hocam. Yani eskiden hocam, şöyle bir şey vardı. Son takım, orta takım, baştaki takım. Evet. Şimdi baştaki ve sondakiler diye ayrılıyor. Ama sebebine tabii. Baktığınızda bugün o takımların aldığı transferler mesela daha lige yeni çıkmış tabii, Kayseri'nin tabii. Göztepe'nin çıkış yapması ilk senelerinde bununla beraber Başakşehir'in bütçesi aldığı oyuncular yani. Hedef bugün Adebayor'dan tutun da Elia bile yedek kalıyor yani düşünebiliyor musunuz?
Herkesin bütçesi iyi ama borcu da çok hocam. Yarın bir gün hep bunu federasyon bunların arkasını temizliyor. Kas oralardan buralardan dosyaları falan temizliyorlar da hepsi bunlar böyle. Yarın önümüzdeki yıllarda bunlar kapanma derecesine de gelebilir çoğu takım yani. Çok sıkıntı yaşayabilirler. Doğru. Nasıl reklama dönüyor gideceğiz. Yani bu iş nasıl olacak? Daha konuşacağımız konular var. Mesajlarınıza bakacağız reklamların ardından. Mesajlarla devam edeceğiz. Son bölümdeyiz. Mehmet Yıldırım hocamız, yazarımız, konspor.com yazarı mesaj göndermiş. Onunla başlayalım. Konyaspor Sivasspor karşısında sadece bir galibiyet almadı, oynadığı yüksek kaliteli oyunla kalan maçlara da baskın favorisi olduğunun referansını verdi diyor. 6 maçta kazanabilecek bir olgu ortaya çıkardı. Oldukça uzun yazmış. Özetle Konyaspor Antalya karşısına favori taraf olacak. Gerek kadro gerek fikstür olarak avantaj Konyaspor'da, yeter ki Sivasspor maçındaki oyun istikrarlı bir şekilde sürdürülsün demiş. Mustafa Çeltik Bey, teşekkür ederiz. Bursa maçının pazartesiye gelmesiyle ilgili serzenişi var. 5-0'a sevinemedik, hayret bir şey diyor Ali İpek, Gençler Birliği'nin aldığı galibiyetin ardından. Osman Aras yine aynı şekilde Galatasaray'ın bu maçı kaybetmesini hayretle karşılıyorlar Mustafa. Tabii Galatasaray kendini de yaktı, alt taraftaki takımları da yaktı yani. Yaptığı iş değil yani. Kendini de bak şampiyon yara aldı yani. Tabii. Şimdi Fenerbahçe buradan şampiyon çıkarsa kimse şaşırmasın yani. Fikstür olarak en rahat takım öyle Fenerbahçe öyle. Yani. 3 puana düştü Mustafa bir yanda. Tabii bir şey kalmadı Murat... ya. Bir de Aykut Hoca yani durgun başlar. Orta tarafta atağa geçer. Son finişte bitirir. Yani tek şeyi o, biz tanıyoruz. Yani o anlamda diyorum. Ha bize ne abi Beşiktaş olmuş yani Fener Galatasaray. Belki demek istediğim o yani. Hiç yakışmadı yani. Murat Önda diyor ki 39 puana ligde kalırız. Teşekkürler Konyaspor bu haftaki sonuç için diyor. Konya Malatya maçından sonra gereksizce sıkılan biber gazına sosyal medyadan gösterilen tepkiden dolayı 34 kişi ceza aldı diyor bir taraftarımız. Bilgilendirelim biz de. Konyaspor'umuz Sivasspor'u 5-0 yendi. Hepimiz mutlu olduk, taraftarlarımız, iş yerindeki arkadaşlarımızla birlikte diyor Ali Kaya. Antalya Spor'u da yeneceğiz inşallah diye devam etmiş. Fotoğraf göndermişler. İnadına ligde kalacağız. Spor gündemini paylaşabilirseniz mutlu oluruz demişler fotoğrafları. Evet. Akşehir'den Cihat Bektaş, Sivasspor maçına tribündeki yerimde seyrettim. Gole ve futbola doydum. İnancımı kaybetmedim. Ligde kalacağız diyor. Konya Şeker'den Tevfik Sevi. Galibiyet mükemmeldi ama Gençler Birliği'nin yenmesi hiç iyi olmadı. Antalya maçını mutlak surette kazanmalıyız. Antalya maçına 3 puanla çıkılmalı diye bir mesaj. Kamil Yavuz, 6 maçta 3 galibiyet 1 beraberlik, toplam 10 puan bizi ligde bırakacaktır diyor. Vehbi Sırat, 4 yaşındayım, babama yazdırıyorum, Konyaspor düşmeyecek diyor Mustafa. İnşallah o tertemiz kalbiyle Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle beraber atlatacak. Hüseyin Çimen, 3 takım aynı puanda kalma ihtimaline karşı averajı yönelik hareketlerde bulunmalıyız. Bol gollü maçlar yaşamalıyız bundan sonra diyor. O üçlü averajda bu saatten sonra atacağınız goller işe yaramıyor. O 3 takımın arasında oynadığı maçlardaki puan ve gollere bakılacak. Neyse ki hem Gençler Birliği'ne karşı hem Osmanlı Spor'a karşı averajı iyi Konyaspor'un. Selçuklu'dan İbrahim Soylu, Konyaspor'u gönülden tebrik ediyorum. Bu tempo ile devam ederse destan mı yazacak gözler 11'li'de diye devam etmiş. Evet, sezon sonunda güleceğiz diyor. Nevzat Gül, gerçekten bu hafta karnımızı kaşıya kaşıya maç izledik. Bütün futbolcular harikaydılar ama Antalya maçından da iyi netice almalıyız. Evet. Gürol, teşekkür ederiz. Geçen hafta Osmanlı Spor maçı sonrası Salih Koyuncu adlı kardeşimiz sevk edilmişti diyor 6222'den. Bu konuda bizden söylememizi istemiş. Konyaspor kalan haftalarda 10 puan toplar, 38 puan yapar. Belki 1 puana daha ihtiyacı olabilir. Hotamış'tan Halil İbrahim Uzun Demir. Osmanlı maçından sonra sevk edilmiş, ceza mı yemiş evet. Taraftar? Ne oldu ki orada? Şu stat dışındaki olaydan dolayı mı acaba? Olabilir. Yani tam detayını yazmamış. Sadece. 6222'den sevk edildi diye gelmiş.
mesajı. O çok zor bir durum. Yani taraftarlar bu konuda gerçekten bazen dikkatli haksız olmalı. Cezalar evet. Yiyorlar. Dikkatli olmalılar. Hiçbir şey yokken ortada işte bu daha önce Hasan Yiğit ve şey İzmir'de Göztepe maçında oradaki Oğuzhan kardeşimiz vardı o Türkçü Konyaspor. Onların başına geldi bu 6-2. Hiçbir şey yok yani. Biz hep Göztepe'den yazıyoruz cezayı. Bize Göztepe taraftarı çok tepki veriyor. İşte biraz da hani buradan onların da tepkisini dindirelim diye böyle bir mantık var mı ya? Böyle bir ceza verme. Onun için çok dikkatli olmalıyız ve bir sene boyunca taraftar gidiyor dikkatli her maçta. Olmalıyız. Hem maç öncesi hem devre arasında imza atıyor. Karakolda olmak zorunda. İşinden kalıyor, gücünden kalıyor. Ramazan Demir yazmış. Konyaspor ligde kalacak, kalacağının sinyallerini verdi. Ben inanıyorum demiş. 3 puanla döneceğiz Antalya'dan. Buna da inanıyoruz demiş. Mehmet Biçer. İlk 4'ten sonra en az gol yiyen takımın ligden düşmesi eşyanın tabiatına aykırı. Düşmeyeceğiz. 39 puanla ligde kalacağız demiş. Mehmet Duman. İddia ediyorum Karabük Osmanlı ve şu an 33 puanı bulunan Bursa küme düşecek. Onlar bize bağırmışlardı orada kümeye diye diyor. Mehmet Gülüm Selçuklu'dan doğru söylediniz diyor. Sergen için daha önce gelmeliydi. Fikstür avantajı Konya'da, Antalya seyirci yine mi gitmeyecek? Evet, ne yazık ki sezon başında verilmişti bu kararlar. Bence Mustafa Parlak, ne yazık ki o reklamları yayınlamak zorundayız. Süresi belli, çok afaki değil. Ulusal kanallarda izlediğiniz reklamların belki yarısının süresi kadar. İnanmıyorsanız saat tutun. Her saat dilimi içerisinde yayınlanan reklamları. Ama burası da bir şekilde. Selahattin, Türkiye'deki bütün televizyonların içinde reklam kanununa en iyi uyan televizyonuz. Yani bunun evet. Bir kanunu ve bir çerçevesi tabii. Var. Bu çerçeve içerisinde ulusal kanallardan daha az, o hani evet. İzliyorlar ya o programlardan daha az süreyle geliyor ama işte biz 20 reklam dakika arasında dizi izliyorlar yani mesela. 20 evet. Dakikada bir ara verince onu çok herhalde algısı farklı evet. Anlaşılıyor. Konyaspor'da çok sevindik. 5-0'lık mutluluğu Gençler Birliği'nin son dakikasıyla üzüldük diyor. Ahmet Özkahveci Finlandiya'dan yazmış bize bu mesajı. Selamlar gönderiyoruz. Aykent'ten Ali İpek. Motivasyon paraysa neyi bekledi yönetim? Neydi? Açıklarsanız memnun oluruz diyor. Hayır, yönetim bu sezon ligin ilk yarısında Karabükspor maçıyla başlayan süreçte önemli primler verdi. Her maç için geçerliydi bu. Sadece bu maça has değil. Bu konuda farklı mesajlar da var ama öyle değil yani. Mehmet Aytaç da yazmış. Yönetim kalan maçlarda ekstra prim ve büyük firmalarında bu primlere destek vermesi gerekiyor diye. O konuda yönetim fazlasını da yaptı son birkaç maçta. Bilmiyorum Mustafa yanılıyor muyum? Para problemi yok. Parayla ilgili bir parayla durum yok. Parayla ilgili hiçbir problem yok yani. Parayla, para vermeyle, miktarıyla alakalı. Ligde yani bu takımı bu kaliteyle zaten ligde tutmaları gerekiyor. Bu işi zaten oyuncular yani, evet. Yapmaları gereken bir şey zaten. Ekstradan bir şey zaten fazlasıyla da verilir. Ha yoksa böyle bir efendim talep de olursa da tüm gelirlerin hepsi yani yayından gelen galibiyet gelirleri yapmıştı zamanında biliyorsunuz Fenerbahçe galibiyetine Sayın Ahmet Şahin mesela. Evet. Tüm oradan gelen parayı vermişti oyunculara. Böyle bir problem yok. Bizim derdimiz para değil abi. Şimdi can derdindeyiz biz. Tabii. Para işin son kısmı abi. Öyle. UEFA'da da çok paralar verildi futbolculara. Tabii canım Süper Kupa alınmasında, Ziraat Kupası'nda yani öyle bir problemimiz yok. Parayla oyuncuları da ezmiş oluruz bu arada. Yani oyuncular evet. Da sadece onun için oynuyorlar, oynamıyorlar diye. Evet, yalnız işin şey tarafı şunu söyleyeyim. Yani birçok kulüp oyuncularına para veremiyor. Mesela büyük borç batağında olan kulüpler var. İşte Bursa, Antalya. Ya bunlar maçlarını kazandı. Antalya mesela 3 maç üst üste kazandı yani bu sezon. İlk kez. Evet. Karabük maçıyla beraber. Hani bir taraftan da buna baktığımızda oyuncularımızın bunları da görerek daha çok mücadele edip kalan 6 maçın 6'sını da kazanacakları kapasite var. Bir kez daha söylüyorum. Lami Cimi yok abi. Hiçbir bahanesi yok. O kapasite var, o güç var. Yeter ki onu sahaya yansıtsınlar. Ve yansıtacaklarından da eminim. Şu Sivas maçı bunu gösterdi bize. Evet. Cihat Bey yazmış Akşehir'den. Galatasaray maçına kadar çok mutluyduk, hevesimizi kırdılar diyor. Bak işte bu işin ilginç tarafı da böyle. Şimdi Konyaspor 5-0 kazanınca alt taraftaki tüm takımlar tutuştu. Paniklediler hepsi. Büyük bir sıkıntı yaşadılar. Hiç kimse beklemiyordu bunu.
Böyle farklı bir galibiyet Konyaspor'dan gelince bakınız ulusaldaki yorumcular bile ağız değiştirdi. Konyaspor'la ilgili düşüncelerini ifade ederken daha böyle pozitif yaklaştılar. Ligde kalacağını söylediler. Burada da oyuna düşmemek lazım. Bu bizi gevşetir. Rahatlatır. Takımı da rahatlatır. Ha iyi, biz çok iyiymişiz. İşte biz düş... Yok. Sahada sebebini işlersen. Tamam, Antalya kadro olarak baktığında yan yana koyduğunda sen daha kalitelisin de. Sen kaliteli olarak o kaliteyi ortaya koyarsan kazanırsın. Öbür taraftaki adam senden çok motive olup da o takım daha çok senden iki tık mücadele ederse senin kaliten de bir şeye yaramaz. İsmin de bir şeye yaramaz. İstanbul'dan Enes Şimşek yazmış, Antalya maçı ne olur diye sormuş. Bekir Yıldırım. Sence ne olur Oktay Hocam? Sen bize soru soruyorsun. Ligin şeyi boyu niye böyle oldu? Yukarıda şey oluyor şampiyonluk adayları diye. Ya tipik beraberlik maçı gibi gözüküyor. Ben. Yani çok samimice söylemem gerekirse. Osmanlı maçından farklı bir maç beklemiyorum ben. İşte. Oyunsal anlamda. Oyunsal anlamda beklemiyorum. Golü atanın galip geleceği bir maç olacak. Evet, Bekir Yıldırım Altınekin'den teşekkür ediyoruz onun mesajına da. Fransa'dan hayrani, güzel galibiyetti. Antalya maçı en kötü sonuç beraberlik olacak. İnşallah galip geliriz. Yeşil beyaz Konya sporumuz her koşulda. Ha, Konya Antalya'yı yenerse var ya Mustafa Bey. O senin o programda söylediğin senaryo olur işte. Ne söylemiştik hocam? Ha, son maçta diyordun ya. Evet. Anladım. Son maç öncesinde matematiksel olarak garantiler ve herkes oturur çayını yudumlarken de aynen öyle olur. Yani, birbirinizi yiyin der. Ne olursa olsun, Selahattin Bey'le de biz bunu birçok kez paylaştık. Evet. Konyaspor'un ya Antalya ya Bursa deplasmanlarından bir ekstra bir 3 puan alması şimdi lazım. Şimdi şu Gençler Birliği galibiyetiyle beraber zaten çok lüks. Ya bu daha da önemli yani, o hale geldi. Kredisi yoktu zaten de Konyaspor'un. Bu daha da önemli hale geldi. Kredisi zaten yani yoktu. İşin açığı Türkçesini daha, konuşmak daha gerekirse o yani. Daha derinleşti. Yani hocam iki maç Antalya ve Bursa maçından birinden beraberlik, birinden 3 puan %100 almamız lazım. Birinden beraberlik, birinde 3 puan konuşmaya hiçbir şey tartışmaya gerek yok. Liktesin artık. Başkaları düşünsün. Hocam Allah'ın izniyle bu takım bunu yapar hocam. Ya hocam şu anda 31 olduğumuzu bir kez daha söyleyelim. Biz üzerine net veririz. Tabii. Karabük maçıyla 31'iz şu anda. Evet. Yani doğru. Böyle düşünmek lazım ki zaten ve Antalya içeride oynayacağı oynadılar Karabük'te maçlarını. Ve içeride oynayacağın Kasımpaşa sana rahat gelecek. Kasımpaşa Göztepe bunları zaten havadan alman lazım. Yani bizim söylemek istediğimiz o Antalya ve Bursaspor maçlarının önemi burada öne çıkıyor. Yani biz yine kötüyü düşünelim. Çünkü Sergen Hoca da 1-3-1-3-1-3 gidelim diye. Onun planlaması da o yönde. Ama işte futbol 1-3-1'i biri cebime koyuyorum derken elin oğlu gibi geliyor işte 90+'da atıyor golü. Ya o nasıl olacak o zaman? O dediğin doğru. Zaman işte Serdar Gürler geldi ceza sahasında, hakem orada penaltıyı verse. Bir şey yok, müdahale yok. Ne yapacaksın hocam? Ya doğru dedin yani. Sen eline geçmiş fırsat yani bir daha hızlı hareket edeceksin, gideceksin. Pozisyonları ilerlendireceksin, atacaksın hocam yani. Ramazan Demir diyor ki yarışta geriye bakarsan kaybedersin, ileriye bakalım. Gençler Birliği maçını unutalım, biz önümüze bakalım diyor. Onlar ne yaparsa yapsın, bizi alalım maçlarımızı. Erdal Konyalı İstanbul'dan doğru yazmış söylüyor. Bize. Konyaspor'a başarılar diliyorum. Alacağız, kucak dolusu selamlar gönderiyorum demiş. Uzun uzun yazmış. Biraz daha böyle kısa yazarsanız en azından tamamını okumaya gayret ederim. Ali Sak ve ailesi, Konyaspor düşmeyecek, buna inanıyoruz diyor. Mehmet Gülüm, hoca başarısı, futbolcu kalitesi bizde. Antalya maçında gösterelim bunu. Moral bozmak yok, inadına ligde kalacağız. Antalya'yı yenip işi bitirelim. Bülent Öztürk. Sen Antalya'yı yendiğin zaman şu anda yaşanılan psikolojiyi bu kez diğer takımlara yaşayacak. Evet. Gençler Birliği Kayseri'ye gidiyor bu hafta. Bak yendiğin zaman ne oluyor? Puansal olarak üstüne çıkıyorsun ya büyük bir ihtimalle. Bak Kayseri çünkü birkaç haftadır mağlup. Kötü gidiyorlar, fark yiyorlar. Tabii şu hoca Şumidika'nın yeri döndü. Yani iki haftada 9 puan bize yakışmaz yani. Sözleşmeyi uzatıyoruz falan dediler. Evet. Yani işte orada biraz sıkıntı. Bunlar da almak zorunda. Ahmet Uyan, Fevzi Özaltın teşekkür ediyoruz. Konya'dan Erdoğan Avcı, Mehmet Dönmez, canı gönülden, baş köseden yazmış. Canı gönülden destekliyorum. Konyaspor düşmeyecek diyor. Allah'ın Altın izleyin. Ekin'den Mehmet Dursun. Size de selamlar. Bakalım başka ismini yazan varsa mesajlardan en azından. Sosyal medya üzerinden herhangi bir tartışmaya girmeyin rakip takım taraftarlarıyla. Bu hafta bırakın sahada
Bursa'dan Ramazan Bozkurt yazmış. Abdullah Aksakal. Teşekkür ediyoruz hepinize. Yani sosyal medya üzerinden Antalya Spor taraftarıyla veya herhangi bir takım taraftarıyla bu haftadan itibaren tartışmanın bir anlamı yok. Sahada mücadelemizi vereceğiz. Tribünde desteğimizi vereceğiz. Kalan haftalarda biz aynı üstümüze düşen görevi yerine getirmeye çalışacağız. Evet. Sonrasında futbolcular da teknik heyette. Mustafa, az bir süremiz kaldı. Evet, sona mı geldik? Evet. Ben de birkaç tane okuyayım. Onu doğru söylüyorsun. Sosyal medya üzerinden mesela bu 5-0'lık galibiyetin ardından bazı takım ismini vermeyeyim o taraftarları işleri güçleri Konyaspor taraftarıyla uğraşmak. Ben sürekli çamur atmak. Konyaspor taraftarıyla büyüyen sayfaları var. Böyle 8-9 bin kişilik. Konyaspor taraftarının ilgisiyle o sayfalar o rakamları buldu. O kadar da yok onların da. Zaten bir düşseler dağılacaklar, 50 parçaya bölünecekler yani. Bu sene hiç sesleri çıkmadı bu hafta mesela. Oradan hiç kimseyle polemiğe, küfre, zaten bilişim suçları diye bir şey var. Oradan birçok kişi de ceza yedi. Ceza yedi. Emniyet takip ediyor. Küfürleşmeler bilmem neler, mahkemelik, savcılık olmayın. Orada dikkat edin ki belki biz takımımıza odaklanalım. Onlara moral vermek için elimizden geleni yapalım. Takım bak, gitsin şimdi işini yapsın sahada. Alalım skorumuzu, işimize bakalım. O en büyük cevap o zaten. En büyük cevap o. Rakip taraftara ya da onlara kimseyle bir diyalog. Ayrıca çok önemli. Şimdi bir alışkanlık haline geldi Konya'da. Bazı gençlerimiz, taraftarlarımız galip gelinen maçların içerisinde maç devam ederken ve maç sonunda sahaya atlıyorlar. Şimdi bu çok yanlış bir şey bir. Ceza. Bunun cezası var, temsilci anında yazıyor. Senin niyetin futbolcuya saldırmak değil. Futbolcuyu işte efendim gidip yaralamak değil. Doğru. İyi niyetle gidip forma istiyorsun değil mi oyuncudan? Bir de her hafta 15-20 bin lira ceza yiyorsun. Ya Yahuç'a gidiyor. Hayır yani 15. Hayır, bununla ilgili 5 maç ceza yedin sen zaten. Hayır, art niyetli olarak ya. Atıyorum bir temsilci onu farklı olarak yazarsa raporuna tabii. Bakınız forma değil ha. Sahaya girdi. Anladın mı? O forma morma demez. Senin sahanı kapatırlar. Şu kritik dönemden geçerken iki maçın kalmış zaten sahanda. Bahaneye bakıyor birçoğu. Sahanı kapatırlar. Formaysa ligde kalalım. Sezon sonu yönetim bastırsın 10.000 forma. 10.000 forma. Toplasın abi taraftarı Allah'ın izniyle bir şimdi, şükür pilavı adı altında. Psikolojik savaş veriyorlar Mustafa. Evet, İşin oralarındayız da. Bak şimdi yeni bir haber var. Antalya Spor cephesinden. Yani psikolojik bir savaş veriyorlar. Yıpratma savaşı. Bunlara evet. Gelmemek lazım. Sosyal medyada özellikle aynen. İnanılmaz nerede? Şeyler dönüyor. Twitter'dan mı yazıyorlar? Bak şimdi. Ne yazmışlar abi? Antalya Spor, özür diliyorum. Antalya Spor'un AS Başkanı Şefik Öz Beyefendi Antalya'da bir özel televizyonda açıklama yapmış. Demiş ki Konyaspor'a sezonun devre arasında Antalyaspor'dan transfer olan Samuel Eto Antalyaspor'dan eski takım arkadaşlarının aradığı duyumlarını almışlar. Şimdi böyle bir duyum aldınız, kimi aradığını da bilirsiniz değil mi? Değil mi? Yani aradığı yani, diye duyum almışsınız. Nereden aldınız bu duyumu? Eto mu söyledi? Peki ne söylemiş? Aramış, ne söylemiş? Gelecek sene sizi transfer ederim ben bu takıma demiş. Şey, Konyaspor'a. Evet. Şimdi bakın ve Türkiye'nin önde gelen haber sitelerinden bir tanesi de bu haberi yapıyor, paylaşıyor. Yani bunları bu hafta yaşayacağız. Onun için örnek vermek anlamında söylüyorum. Tabii yıpratma. Ya bunu diyor ki Beşiktaş Başkanı diyor Sayın Orman da. Diyor ki evet. Hangi futbolcuları aradığıyla ilgili bilgimiz yok. Bu durumu futbolcularımıza da sormayacağız. Böyle bir telefon gelmişse dahi futbolcularımız gereken yanıtı vermiştir. Bak nereden duydunuz bunu? Nasıl bence, aldınız bu bilgiyi? Bence hocam tamamen asparagas haber. Hiç aslı astarı olmayan bir şeydir hocam. Bak futbolcularımıza sormayacağız diyor. Nereden geldiğini diyor bilmem bilmiyoruz diyor falan filan. Yani evet. Bu maç öncesinde bakınız daha bak 2-3 gün önce Konya maçı oynamadan önce adamlar billboardlara girmişler ya. Abi. Bir şey söyleyeyim bakınız. Bir şey söyleyeyim. Şuradan Antalya 200 saat. Konya'nın yarısı Antalya'da. Yaşayanlar da öyle. Yani Konyalı orada hep beraber yaşıyorlar. Alanya'ya bakıyorsunuz hepsi yörük. Bizim özümüz yani baktığımızda. Hemen sırtımızda Taşkent'ten aşağıya gittiğinde evet. Daha yakın mesafede. Başarılı olursanız sevilmezsiniz. Yani antipatik olursunuz. Başarı gelirse eğer siz bir mesela kupa almışsınız. Anadolu'da ilk kez iki tane kupayı almışsınız. Şimdi Antalya Belediyesi
Başakşehir maçında şehrin merkezine dev ekranlar kurdurttu. Çünkü garanti olarak baktılar Başakşehir'in Konyaspor'u mağlup edip kupayı alacağına ve Antalya oradan Avrupa'ya gidecekti. Şimdi adamların elinden Avrupa mücadelesine gitme hakkını aldınız. Bu sene şampiyon olacağız, Avrupa'ya gideceğiz diye başladılar düşme potasında Antalya. Bakınız, psikolojik bir savaş dediği gibi. O yüzden sevilmiyorsunuz. Anadolu takımları da sevmez, İstanbul takımları da sevmez. Seni yayıncı kuruluş da sevmez. Futbolun baronları da sevmez seni. Ben onu milyonlarca kişiye izlettirecektim final maçını. Ey Konya nasıl başardın bunu, nereden çıktın diye sevmez seni. Senin her türlü bu aldığın 5 maç ceza, ekstra 3 maç ceza, hepsinin sebebi bu. Sen kobay olarak Türk futbolunda öne sürüldün. Diğer takımlara gözdağı vermek için verdiler sana bu cezayı. Ama biz buna müdahale edemedik. Bunu engelleyemedik. Hep birlikte. Çıkmış konuşuyor orada. Şey de söylediler. Eto, borç batağında yüzüyorsunuz. Oyunculara paraları veremiyorsunuz. Bir sürü sıkıntınız var. Giden başkana sallıyorsunuz bir türlü. Hala. Eto'yu son dakikaya kadar vermediniz. Orada Eto kendisi size alacağı çok büyük bir meblağı bağışladı. Hibe etti. Verseydiniz ya adamın parasını. Ne yapacak yani? Adam gelecek oynayacak. Eto buraya geldi. Efendim şu kadar yaşta dediniz. Siz de oynarken aynı yaşta değil miydi? Eto 5 yaş birden mi büyüdü Konya'da? Geldi işte iki tane aslanlar gibi çaktı. Golünü attı abi. İyi de bir asist de yaptı. Alanya maçında aldığı penaltı, attığı penaltı. Beşiktaş maçındaki asisti. Çok da güzel katkı sağlıyor. Daha 200 senede oynar. Merak etmeyin. Ama böyle pisliklerle, böyle iftiralarla, böyle şeylerle gündem oluşturmayın ya. Çıkalım, sahada herkes mücadelesini versin. Bunu da bir savaşmış gibi böyle bir savaş haline de dönüştürmeyin yani. İki tane güzel güzide şehir ya. Taraftar gitmiyor. Niye gitmiyor abi? Gitmeli bence yani. Onlar da gelsin, biz de gidelim abi. Alsın emniyet her yerde önlemini. Nereden başladı peki bu olaylar? Mardan stadında jandarma bölgesinde 1-0 kazandı Antalyaspor. Yıllar öncesine dayanıyor. 1-0 kazandığın halde takım otobüsünü taşladınız. Hasan Bey hala burada işte eski yöneticilerimizden. Hasan Kulaksız. Evet. Kendi gösterdi şu kadar taş. İnsanın başına gelse vallahi adamı öldürür. Arabanın otobüsün sacı eğildi sacı. Kazandığı maçta ya. Saldırıyorlar böyle şey gibi abi, Kızılderililer gibi böyle. Anladın mı? Tamtamcılar eski Kızılderili filmleri olurdu. TRT'de çıkardı yani. Neyse bu maçtan önce onlar... Ama yani bak Selahattin Beşli... Yani germemek gitti. Lazım, yormamak lazım. Ama i̇şte germiş bunlar, adam yani. Bunlara gerekli cevabı verir, hukuken cevap verilsin. Ama dediğim gibi yani bu tartışmalar fayda getirmez. Oraya gitmiyor. Ha, getirmez zaten. Şunu demek istiyorum. Adamlar her yönüyle hazırlanıyor. Burada evet. İş oyunculara düşüyor. Aynen öyle. Soğukkanlı, sakin olacaklar. Tamam mı? Panik yapmadan aslanlar gibi nasıl bu hafta mücadele ettilerse... Kendi kalitelerinin farkına varacaklar. Çıkacaklar aslanlar gibi mücadele edip sonuç alacaklar ha. Bu kadar bir savaş mı kardeşim, ne oluyor yani bu kadar germeye? Ne alaka yani? Şu çok ağır bir şey bu yani. Ve bunu bir yönetici yapıyor, bir taraftar değil yani söylüyor. Ya bu da şunu gösteriyor. Demek ki Eto'nun son haftalardaki performansına göz önünde bulunduracak olursa Eto'dan çekiniyorlar hocam demek ki. Ha bir biraz. de uyarı yapayım. Buradan Seçkin Özil'e de söyleyeyim. Eto'ya tercüman. Seçkin Özil sen de duy. Eto'yu Antalya tribünlerinden sahte bir şekilde çağırmalar olacak. Taraftarlar onu alkışlamak için yanlarına çağıracaklar maçtan önce, ben bunu söyleyeyim. Ama o gittiğinde farklı bir uygulamayla Eto'nun maçtan önce moralini bozacaklar. Eto'yu uyarın, asla kendisini tribüne çağırırlarsa gitmesin. Çok güzel. Bu çok önemli. Maçtan önce Eto'nun moralini bozmak için bir plan var. Seçkin, bunu da duy ve Eto'ya bunu söyle. Farklı bir uygulamayla oradan çocuğun moralini bozmak için bir şeyler yapacaklar toplu halde. Buna kulak asmadan çıksın profesyonelce maçını oynasın. Sonuçta orada da oynadı, ekmek yedi. Sonuçta Eto'nun başarısıyla geldiler oralara. Tabii. O Avrupa mücadelesine oralara kadar o kim getirdi yani? O yüzden futbol bir temaşa oyunu, güzelliktir. Yapmayalım yani, yapmayalım. İki tane güzel güzide şehrimiz. Önümüzdeki sene hatta Allah'ın izniyle gelelim gidelim. Değil mi? Bundan sonra olsun, Beşiktaş da gelsin gitsin. Ne bu yasaklar abi ya? Şimdi şöylesine kritik bir maçta gidemiyorsun. Onlar da gelemiyor.
Değil mi hocam? Doğru söylüyorsunuz. Yani ama yani şunu demek istiyorum. Bunu Konya başlatmadı. Onu söylüyorum ya. Ya maçı kazanmışsın ya adama. Aynı sıkıntı Alanya'da da var değil mi? Alanya'da da yaşandı. Hiçbir şey yoktu normalde Alanya'yla yani. Hiçbir problem yok ya. Çok severiz biz. Konyalıların hepsi orada hafta sonu. Evet. Şu mesajlardan okuyayım. Nereden açtın o haberi? Keşke söylemeseydin Selahattin ya. Ama önemli. Yani bizim işimiz duyurmak. Görevimiz yaptık. Şeyin gibi Anmeg'in, bizim Anmeg grubunun sloganı gibi oldu. Bizim görevimiz açıkça duyurmak. Açıkça duyurmak. Evet. Hocam senin ekleyeceğin bir şeyler var mı? Size Recep Bey siz de ekleyin de ben şu birkaç mesaj okuyayım Instagram'dan. Benim son olarak söyleyeceklerim Selahattin Bey, Mustafa'cığım. Yani bu maça eski başbakanımız Sayın Ahmet Davutoğlu başta olmak üzere milletvekillerimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tahir Akgürek, Spor Genel Müdürümüz Mehmet Baykan da orada bulunurlarsa... Kasımpaşa maçına kadar gitti İstanbul'a. Yani İstanbul'da. Orada bulunurlarsa çok iyi olur. Doğru mu hocam? Tabii ki. Yani her türlü gücümüzü, etkinliğimizi değerlendirmemiz lazım diye düşünüyorum ben. Bu saatten sonra öyle zaten. Yani bu maç öyle bir maç. Almamız gereken bir maç. Dediğim gibi Konyaspor, Antalyaspor'un çok çok üstünde daha kaliteli, daha güzel bir takım. Yenilmeyecek bir takım değil Antalya. O yüzden bütün Erkan eğer orada bulunursa, takıma yanında olurlarsa çok iyi olur. Evet, doğru söylüyorsun. Şu sahaya girme olayıyla alakalı iyi niyetle giriyorsunuz biliyorum ama siz iyi niyetlisiniz de karşınızdakiler iyi niyetli değil. Hem bakın, para cezası var hem sağ kapatma değişti. Cezası gelebilir. 6222'yi değiştiriyorlar. Bugün açıklandı. Çok önemli değişiklikler var hocam. Bundan sonra stad dışı da kapsama alındı. Taraftarların toplandıkları o kafelerden tutun stadyum girişine kadar ve stadyumun içerisine buna dahil edildi. Allah. Bundan sonra maça gelen insanlar dışarıda yaptıklarından da aynı şekilde 6222'den Mustafa. Tabii daha ağır. Yani çok ağır geliyor. Çok ağır şeyler geliyor. Yani bunlara dikkat edin. Münferit olaylara karışmamaya gayret edin. Çünkü gelecek yıl hatta stadyum girişlerini bir pasaport kontrol noktası gibi ciddi güvenlik önlemleri altında yapacaklar. Stadyuma girerken daha didik didik aranma da söz konusu gelecek yıldan itibaren. Bu konuya lütfen dikkat hassasiyet edelim yani. Hassasiyet gösterilmesi gerekiyor kendimiz için. Hayır, bir alışkanlık haline geldi. Çok böyle bir şey yokmuş gibi, cezası yokmuş gibi. Evet, evet. Hop diye atlıyoruz abi, bu ne ya? Özellikle Batı tribününden. Olmaz yani bu formaysa. Yani o zaten 15-20 bin lira. Kaç tane forma bastırırsın ya? Buyurun gelsin versin yani yönetim. Dediğim gibi şu hep beraber başaralım şunu Allah'ın izniyle. Şehrin dinamikleriyle, vekilleriyle, hep beraber taraftarıyla şu engameden kurtulalım abi. Sezon sonu onu söylüyorum. Bir şükür pilavı adı altında. Birlik beraberlik yemeği stadın dışında verilsin taraftarlara. Herkese böyle kurulsun kazanlar kardeşim Allah'ın izniyle. Dağıtılsın orada da 5-10 bin forma birkaç saat içinde. Yapılsın, bunlar yapılır. Yapılmayacak şeyler değil. Evet. Mesaj okuyacaktım. Başka bir şey diyecektim. 3 tane fotoğraf attıydım değerli yönetmenimiz Mesut Uysal Bey'e. Fotoğrafları bir önce bir alalım eğer seçebildilerse. Mesut Bey de Mesri Öztaş. Halk dilinde herkesin bildiği Mesut abimiz. Orta tarafta bu hafta yönetim tarafından misafir edildi. 2 hafta önce, geçen hafta ve önceki haftalarda hem dua istemiştik kardeşimiz için. Alperen Öztaş'ı cennete uğurladık. Allah hep birlikte. Rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet zaten Rabbim bilir. 12 yaşında günahsız bir melek, günahsız bir yavru. Her hafta babasıyla maça gelen, maça giden, hatta Osmanlı maçına da gideceklerdi. Kulağının kulağına babası galibiyeti fısıldayıp moral vermek istiyorum demişti. Rabbim daha çok seviyormuş evladımızı, yanına aldı. Allah kimseye evlat acısı vermesin. Amin. Rabbim düşmanımıza bile bunu yaşatmasın. Ama ben inanıyorum ki Yüce Allah'ım o Alperen kardeşimizin de genç yaşta cennete gitmesiyle beraber bu ailenin bu ağır imtihanına karşı inşallah cennetiyle mükafatlandıracaktır. Teşekkür ediyorum yönetime. Mesri Bey bakınız acısı daha yeni tazeyken çıkmış maça gelmiş. Bunlar böyle samimi memleket sevdalısı insanlar. Gariban bir adam. Sahip çıkalım her türlü. Bir de kardeşimizin fotoğrafını yönetim ekrana verdi maç boyunca. Onu da gerçekten teşekkür ediyoruz. Mesut Bey diğer fotoğrafları da alırsak.
Burada da bir amcamız 70 yaşında, bakınız minibüste maça giderken ya da dönerken görüntülenmiş. Görüyorsunuz işte 17.500 kişi vardı. 2,5 milyonluk şehre sesleniyorum. Bu saatten sonra içeride dışarıda belki Antalya maçında olmayacaksınız ama bu amcalarımın yüreğiyle, ruhuyla, sevgisiyle, Allah'ın izniyle, dualarıyla bu seneyi atlatacağız, ligde kalacağız diyorum inşallah. Amcamın da hem ellerinden hem yüreğinden öpüyorum. Bir fotoğraf daha vardı. Evet, bu da Konyaspor düşer diyenlerin belki beyniyle bıngıldağı yer değiştirmiş olabilir ama Konyasporlu taraftarımızın kısa da olsa sevincinde başıyla ayakları yer değiştirmiş. Buradan bu taraftarımız kimse onu da alkışlıyorum. Görüyorsunuz değil mi hocam? Allah Allah, çok enteresan. Hocam gerçekten. Sahada taklacı olmayınca tribünde. Aman, bize oynayacak adam lazım taklacı. Bu kim? Evet. Bu da bir amcamız mı? Bunu ben atmadım. O ekstradan çıktı. Buna da selam gönderelim amcamıza. Ellerinden öpüyorum. O da pilava mı gidiyordu? Biraz benim attığım 3 fotoğraflı fotoğraf daha geldi. Biraz böyle moralli olsak, aslında tüm taraftarların fotoğraflarını sürekli böyle yayınlasak çok iyi olur. Evet, geç kalıyoruz. Bir kez daha başsağlığı dileyelim. Evet. Bir tarafta dünya, işte hayat devam ediyor. Rabbim hem yengeye, ama şöyle de söyleyeyim, Mesri kardeşimizin şimdi yeni bir çocuğu daha olacak. Rabbim bir evladını aldı. İnşallah. İnşallah. Şimdi yengemiz, halk dilinde söyleyelim, yüklü. İnşallah sağlıklı böyle bir evlat nasip eyler. En azından o Alperi'nin mutluluğunu orada yaşatmaya devam eder. En azından onun mutluluğuyla diyelim. Bir de bu ya. Sezon hocam bayağı 5 maç seyircisiz, zaten boynumuz büküldü. Ardından tribünde bir amcamız vefat etti. Evet. Şakir, ardından çok Aydın, çok sevdiğimiz Konya futbolunun değerlerinden Muhammed Yörkuslu kardeşimiz, Allah evet, rahmet çok eylesin. Çok kötü geçti bu sene hocam. Son olarak Alperen yavrumuz. Mustafa Külcüler, Yalçın evet, Avcinler, Hakan Keçeciler, yani orada Fikri Türkalp. Hep aynı sene içerisinde birçok kardeşimiz rahmetli oldu. Hem trafik kazasıyla, yine Alperen de trafik kazası. Lütfen dikkatli olalım araç kullanırken, rica ediyoruz. Dikkatli olalım. Biraz daha yavaş gidelim. 5 dakika geç gidelim gideceğimiz yere. Acelemiz yok. Bakınız geçtiğimiz günlerde yine yavrularımız öldü. O yollarda eylem yaptı vatandaşlarımız. Evet, Recep Bey gülüyor bu arada. Recep Bey, birkaç tane mesaj okuyacağım. Hocam, bitireceğim. Hocam yavaşlıyor da gelirken beni sonladı. Hocam 50 ile gidiyoruz. 60'a çıktık yani. Evet, açık yoldu. Peki. Biz ona dikkat ederiz. Zaten acemiyiz. Ömrümüzde araba mı gördük? Recep Bey sen de. Furkan Nur. Cumartesi son antrenman statta taraftarı açık bir şekilde yapılsın demiş. Furkan, önemli bir teklif var. Teşekkür ediyorum. Yetkililer duysun. Taraftar açık istiyor antrenmanı. O cumartesi olmaz mı? Cuma. Cumartesi gidiyor zaten takım. Evet. Yani normal bir antrenmanı demek istemiştir belki Furkan kardeşimiz. Alaaddin Konyasporlu. Mustafa, o dedemizin fotosunu çeken benim, maça giderken çekmiştim. Oo Alaaddin, tebrik ediyorum seni. Alaaddin de Ali kardeşimiz vardı, trafik kazası geçirmişti. Ali'miz iyileşti maşallah, fotoğrafını vermiştim geçtiğimiz haftalarda. Onun ağabeyi Alaaddin ve Ali. Soy ismini de yazın da selam göndereyim ya. Alaaddin Konyasporlu. Gerçi en iyi soy isim o ya, Alaaddin Konyasporlu. Ondan iyi soy isim olur. Evet, Mustafa Öz 42 bir fotoğraf atmış ama... Gol abi, gençler yendi. Ha, ona geçelim abi. Tamam. Biz de hepimiz de kendi işimize bakalım Allah'ın izniyle. Hep böyle gitmez yani. Yendiyse haftaya maçı var, öbür maçı var. Zor. Herkesin birbiriyle maçı var. Biz kendi işimize bakalım. Doğru. Belki şeyde, yani potanın dışında kalacaktık. Bir o olacaktı. Önemli değil. Biz kendi işimizi görüp de kazanırsak, hiç kimseye bakmadan Allah'ın izniyle, ve o imkanımız var. Hepsi bizim elimizde şu anda. Kendi elimizde. Demir Ali Şeflek. Evet, sizin söylediğiniz söylemiş, bürokratlar hepsi maça gitmeli, vekiller, başkanlar. Oktay Öztürk, sizin gücünüz bizim tutkumuz, Konyaspor Lig'de tutacak. Antalya 1, Konyasporumuz 2, bak demedi deme diye yazmış. Evet, bu skor çıkarsa, hatta yenersek, Oktay Bey, bizim de size sürprizimiz olur. Evet, iyi yayınlar. Antalyalı, Eto ile alakalı bir tuzak var demiştim ya, onu yazmış kardeşimiz. Eto'ya, evet, Eto'yu uyaracağız. Seçkin Özil enerjimizi söyleyelim. Abdullah Üstün
Konya Spor'umuz adına kullanarak sayfa açanlar binlere hitap ediyor ve destek olmak yerine takımımıza kötü sözler söylüyor. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor demiş. Bu arada Konya kodlu bir numara aradı kapattı. Kötü sözler söylüyorlar. Üstüne beraber her hafta siz diyoruz. Bizler de sizleri seviyoruz. Konya Spor düşmeyecek demiş Abdullah Üstün kardeşim. Ayhan Süner. İçeri Çumra'dan selamlar. Konya'mızın düşmanları çok ama biz ligde kalacağız. İyi geceler. Ayhan abi lig bitince senin sözün formaya geçeceksin. Ederiz abi alırız ya. Sana da feda olsun Ayhan abim ya. Ne olacak? Bir maaşımıza da alırız. 10 tane forma alırız herhalde. Store işi ne oldu bu arada? Hı? Diye bir soralım şöyle. Zafer Karataş. Evet. Beyşehir Üçpınar'dan Ali Sak Başkan, Konya Spor'u tebrik ederiz. Senden ricamız Antalya'da seyirci yasağı var. Futbolcu kardeş 3 puan alıp taraftara hediye edilsinler. Zaten onu yapacaklar. Ben ne onun 3 puan bizim olacak demiş. İyi yayınlar. Sizlere de selamları var. Efendim Beyşehir Üçpınar'la ailemizin. Mehmet Bey sizlere de. Evet. Antalya ve Kasımpaşa maçlarını kayıpsız geçersek bu lig bizim için bitmiş olacak demiş. Mustafa Eroğlu o ayrı deplasmandan puan gerekiyor. O kredimiz yok Mehmet Bey. Sadece iç sahadaki maçlarla olmuyor. Değil mi? Osman abimiz Osman Özel. Haftaya çok güzel başladım. İnşallah devamı gelecek. Diğer haftada beraber takımımızın çok umut verdi. Umutluyum demiş. Rahat uyku uyudum. İşime de yansıdı. Herkesin işine gücüne yansıyor. Ben sanayideydim bugün. Mesela eski sanayi, Karatay sanayi. Gerçekten herkes mutlu işinde gücünde çalışırken insanların. Çağdaş Gültekin yine taraftarı açsınlar demiş. Antrenmanın bir tanesini iletiyoruz. Ahmet Sak Oto'dan evet Galatasaray'ı yenince demiş yine onu söylemiş. Biz inanıyoruz düşmeyeceğiz. Çok mesaj var. Ahmet Cihan Parlak İskenderun'a selamlar. Eto'yu ne Adis'i ne Volkan'ı ne Orkan'ı getir demek ki her işte bir hayır var. Allah göstermeye Katay Spor'la evet tribünler bu oyuncuları görebilmek için full çeker. Real Madrid gibi karşılarız demiş. Evet. Taraftarın istemesiyle, baskısıyla transferlerden bak. Ali Ercan Bey, Mustafa Pilavcı Şakir abime selamlarımla başlamak istiyorum. Pilavcı Şakir abim, siz misiniz abi? Suriye'nin bulunduğu Araboğlu makasındaki bölgenin esnafı bayrakları gelmemiş. Düşmemesini istiyoruz. Dua edelim canlı yayında. He, o taraf bayraklar eksik dağıtılmış. Mesut yönetmenimiz geldi. Evet Mekancı Bey fotoğraf göndermiş. Fotoğraf Gurbetçi Mehmet Bey Alanya'ya selamlar. Antalya maçında tribünde yerimizi alacağız. Alanya maçına da gelmiş. Alanya'da yaşayan Mehmet kardeşimiz Dedemli. Kendisi Hakkı kardeşimiz pek. Çok şey oldu. Bitireceğiz. Bir kitap var. Osman Yaşar Bey yazmış. O ses ailesinden 100 milyonluk araba diyor. Bu arabayla başlamış. Ve başarılı olmuş. Buralara kadar gelmiş. Azmedince, isteyince demek ki başarı geliyor. Her şey oluyor. Sayın Ali Kaya Bey gibi değil mi? Çelik Kayalar ailesi gibi. Ve Mustafa Uysal Bey'e, tüm ekibine teşekkür ediyoruz. İyi bir Konyasporlu Mustafa Uysal da. Ondan da bahsetmiş kitabında. Sıkı bir Konyaspor taraftarı olarak maçlarda protokol tribününde de herkese çiğ köfte ikram eder diye cömertliğinden bahsetmiş. Sağ olsunlar. Bunu bize göndermişler kitabı. İbrahim, Cem, evet araba, Metin Arslan ve Saadettin Özdemir. Teşekkür ediyoruz efendim hepsine. Mustafa Uysal Bey'le. Selahattin sana teşekkürler. Evet. Muhabirimiz Mehmet Koç kızını nişanladı. Düğünü olacak. Tebrik ediyoruz Mehmet Koç'u da. Allah tamamına erdirsin. Hayırlı mübarek olsun. Hocam sana, Recep Kara sana, Selahattin sana teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Yönetmenimiz Fatih Bayram. Onur Çelik, Mustafa Limon, Mustafa Toknal, Yüksel Cevcek, İbrahim Kocaoğlu. Bu haftalık da bu kadar. Haftaya pazartesi Selahattin, yine bu kadar, olmaya çalışacağız. Bu kadar değil Selahattin. Şu değilmiş. Şeyi de sponsoru da şey yapalım ya. O ayıp o adama. Şöyle. Necip Oğulları, Beton Elemanları, Hasan Kulaksız ve Necip Kulaksız abimize, Adem Bulut İnşaatı, Adem Bulut Bey'e, Yüksel Ergül, Hüseyin Taşören, Giyim Dünyası ailesi, Çiçek Turizm, Okay Tınkır, Celalettin Tınkır, Mustafa Oral Bey'e, Unormak ailesine, EMG Güvenlik, Nisa İletişim, Lütfi ve Osman Gürel'e teşekkür ediyorum. Bugün ağladı bu hafta. Lütfi Gürel abimiz geldi, ağladı bu hafta. Takım kazanınca gözyaşlarını gördüm. Seni tebrik ediyorum. İşte Konyasporluk budur Lütfi abim. Mehmet Aytaç, Hüseyin Taşören, Murat Dedemoğlu, Melih Uluer, Avni Uluer, Uluer ailesine de
Teşekkür ederim. Recep Kara zaten burada bu hafta. Emre Türen fotoğrafını veremedim. Evlilik fotoğrafını. Vallahi kafa yerinde değil. Muzaffer Ançerli abimize de selam gönderelim. Ayhan Türen ve Hacer Hanım'a da diyelim. Bu hafta bitirelim inşallah. Haftaya Antalya galibiyetiyle en kötü, en kötü yani bir puanla yenilmeden gelmek çok önemli. Ama ben içimden 3 puan geçiyor Allah'ın izniyle. Sakin kalacağız, samimi olacağız ve biz takımımıza güveniyoruz. Kutay Hocam. İyi geceler diliyorum. Evet. Hocam hayırlı geceler, sağ olasınız. Selahattin var mı ekleyeceğim? Veda edeceğiz artık. Öyle mi? Hiç belli olmuyor. Yani benim ekleyeceğim bir şey kalmadı. Peki. Senin de bittiyse veda edelim. Vallahi bitmedi. Çok mesaj var da daha hem iki de şimdi süre geçti. Mesut Bey'i de zor durumda bırakmayalım. Dua isteyelim. Taraftar için, takım için, ülkemiz için. Her şey gözünüzce olsun. Hoşçakalın.